İyi akşamlar değerciler. Teke Tek'te iki konuk var demiştik ama bugün bir konuğumuz var. Ali Tezel'le daha sonra başka bir programda birlikte olacağız. Çünkü konuğumuz Yalçın Akdoğan Ankara'dan kalktı geldi sağ olsun bizi kırmadı. Önemli mevzular var. Şöyle bir sorularımı düşündüm sabahleyin ve dedim ki bu kadar soruyla biz bir programı ikiye bölemeyiz. Ancak tek program yaparız, tek konukla. O yüzden de bu akşamı sadece Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan'a ayırdık. Yalçın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Vallahi Ankara'dan yoğun programı bırakıp geldiniz. buradan da çıkıp hemen Sapanca'daki toplantıya gideceksiniz. Hayırdır ne var Sapanca'da? Bu yerel yönetimlerle ilgili genel merkezimizin düzenlediği program. Yani belediye başkanlarımız, işin uzmanı olan akademisyenler. İki günlük böyle bir kapalı devre bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Yok, yok, adaylarla ilgili değil de belediyecilik, işte yerel yönetim anlayışı, işte seçim süreci, kampanya vesaire. Yani kendi aramızda bir istişare toplantısı ve değerlendirme toplantısı gibi bir çalışma. Yerel yönetim, yerel seçime galiba start veriyorsunuz bir yandan da parti. Tabii yani kampanyada bulunan ajans arkadaşlarımız vesaire de var. Yani hem belediyecilik anlayışımız yeni dönemde çünkü yerel seçimlerde kampanyada vereceğimiz mesajlar aynı zamanda yeni dönemdeki belediyecilik anlayışımız, hizmetlerimiz vesaire bunları da ihtiva etmesi gerektiği için hem bir belediyecilik anlayışı değerlendirmesi hem de kampanyada ana mesajlar ne olabilir işte vesaire kendi aramızda bir değerlendirme. Yani stratejiyi belirleyeceksiniz bir anlamda bir sonraki yani strateji toplantısı değil ama genel olarak yerel yönetim anlayışının ve kampanyanın değerlendirileceği bir toplantı. Kolay gelsin siyaset zor iş sürekli toplantı üstüne toplantı. Ben bazen sizleri seyrederken yoruluyorum ve diyorum ki yani aile hayatı falan kalmamıştır herhalde. Tabii zor. Şimdi siyaset biraz kendini adamakla ilgili bir iş. Ve siyaseti bir dava olarak gören insanlarla siyaset yapmak daha zor. Şimdi bazı parti başkanlarına bakıyoruz. Onlar için amaç zaten yerini korumak. Yani o yerini koruduğu zaman siyasi amacına ulaşmış oluyor. Şimdi bir Sayın Başbakanımız için daha büyük amaçlar, hedefler var. Öyle olunca da işin sonu yok. Sürekli bir hedefe doğru yol almak durumundasınız. Çok fazla çalışmak durumundasınız. Şimdi dışarıdan bakanlar için belki böyle çok cazip bir iş gibi görünebilir. Ama işin merkezinde olmak, mutfağında olmak, bu koşturmacanın içinde olmak, sürekli bir mücadele veriyor olmak bunlar tabii zor işler. Yani benim hayatta yapmayacağım bir şey söyleyeyim. Milletvekili olmak falan böyle yani insan aklının ucundan geçmez. Ben bakınca diyorum ki herhalde akıllarını peynir etmeliyim. Yani ne özel hayat kalıyor, ne aile kalıyor, ne çoluk çocuk kalıyor. Şimdi ama tabii siz gazeteci olarak şikayet edebiliyorsunuz. Yani işte trafikten şikayet edebiliyorsunuz. Herhangi siz de çözeceksiniz bir de. Şimdi biz farklı bir sorumluluk makamındayız. Ya birileri bunları çözecek. Kim çözecek? İşte çözmeye soyunduğunuz zaman da bu meşgalenin içine girmeniz gerekiyor. Zor iş. Ve zor işlerden bir tanesi de iyi bir şey yaptığınızı zannederken veya iyi bir şey yapmaya çalışırken büyük eleştirilere karşıya kalmak. Bu siyasetin en büyük zorluklarından bir tanesi. İktidarda da olsanız, muhalefette de olsanız. Bunlardan bir tanesi demokrasi paketi. Şimdi bir demokrasi paketi, pek çok paket açıkladı aslında AK Parti ya da açıklamadan pek çok paketler yaptı demokrasiyi Türkiye'de yerleştirmek için. Bunların bazıları herkes tarafından kabul gördü, bazıları bir kesim tarafından kabul gördü, bir kesim tarafından eleştirildi ki bu da çok normal, siyasetin doğasında olan bir şey. Zaten öyle olmasa bu kadar partiye gerek yok, tek partiyle her şey giderdi. Son pakette eleştirilerle, bazı unsurlar belki her iki uç tarafından eleştiriliyor. Bazı unsurlar var ki bir taraf çok beğenirken bir taraf hiç beğenmiyor. Bazı unsurlar var ki ya bu niye yok deniyor. Onları sırasıyla sunayım. Mesela ana dilde eğitim. Şimdi ana dilde eğitim konusu Türkiye'de uzunca bir süredir bir beklenti halinde. Özellikle siyasi Kürt hareketi tarafından gerek bunun terör boyutu olsun gerekse meclisteki boyutu olsun bunlar tarafından yaklaşık 30 yıldır dillendirilen bir talepti. Ve Türkiye'de bu talebi belli ölçülerde karşılamaya hazırlanmıştı. İşte daha önce yine sizin iktidar döneminize çıkarılan bir yasayla bunlarla ilgili kurs, dershane, özel dershanelerin açılmasına imkan sağlanmıştı. Fakat bunlar açılmadılar. Böyle fazla bir talep de olmadı, fazla bir şey de olmadı. Şimdi bu pakette tartışılan konulardan ve kimseyi memnun etmeyen konuların başında bu geliyor. Siz ilk kez olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde dediniz ki Kürtçe nin de dahil olduğu çeşitli dil ve lehçelerde, farklı dil ve lehçelerde özel eğitim kurumları açılabilir.
Şimdi buna MHP külliyen karşı çıktı. CHP külliyene yakın karşı çıktı. BDP ise ne demek özel okul kardeşim diyerek karşı çıktı ve kimse beğenmedi. Evet. Niye hakikaten sadece özel okul bütün eğitimde yok veya işte belli okullar belli illerde, Kürt nüfusun yoğun olduğu illerde yok. Niye sadece özel okula sınırlı? İtirazların bazıları haklı. Mesela Kürtlerin bazıları diyorlar ki tamam da parası olmayan ne yapacak diyorlar. Niye öyle yaptınız? Şimdi burada tabii sizin başladığınız noktadan başlayalım. Yani bu ilk reform paketi değil. Burada bizim öne çıkardığımız iki kavram var. Bunlardan bir tanesi düzen içinde değişim. Yani kırıp dökmeden, bir krize, kaosa, kavgaya sebep olmadan, belli dengeleri gözeterek değişimi sürdürme. İkincisi de reformda süreklilik. Yani biz işte iktidara geldiğimizde 3 Kasım'dan sonra Avrupa Birliği süreci vardı. İlk işte uyum paketini çıkardık. İlk bizim hamlemiz reform paketi çıkarmak oldu. Sayın Başbakanımız işte birçok Avrupa ülkesini gezdi vesaire. Bu yani reformda süreklilik AK Parti'nin temel karakteristiği. Ve bugüne kadar çıkardığımız paketlerin hiçbir tanesi vatandaşta olumsuz bir algı üretmedi. Şimdi siyasiler herkes bir şekilde eleştiriyor ama vatandaşa baktığımızda bir memnuniyet var. Ve bunların hepsi Türkiye'yi daha ileriye götürmüş. Her alanda sıçrama yapmasına sebep olmuş. Bu yüzden vatandaşın algısı ve hissiyatıyla siyasi polemikleri birbirinden ayırmak lazım. Bu paketten sonra da ciddi bir memnuniyet oluştuğunu görüyoruz. Türkiye'ye faydası olacağı konusunda herkes hemfikir. Ama siyaseten bir takım eleştiriler var. Şimdi MHP kategorik olarak zaten reddediyor. Şimdi bu kendi içinde tutarlı gibi görünebilir. Bence bu negatif siyasettir. CHP nötr siyaset yapıyor. Nötr siyaset sıfır noktasında durmak demektir. Yani siyasetsizlik haldir aslında. Şimdi BDP de sürekli bardağın boş tarafını gösteriyor. Bugüne kadar biz Kürtlerle ilgili çok adımlar attık. Bunların hangisini BDP alkışladı veya çok iyi oldu dedi? Hiçbirini demedi. TRT Şeş'e bile karşı çıktılar. Yani ve sadece işte bir TRT Şeş çıkardılar. Bir de özel okulu açma izni verdiler gibi küçümsü var. Oysa bu sorunun temeli Kürtçe ile ilgiliyse, yani ana dil mevhumuysa, Kürtçenin gelişmesi konusunda tarihi adımları biz attık. Yani cezaevlerinde işte anne oğul arasında konuşmadan tutun da savunma hakkına kadar, enstitülerden Kürtçe hutbe ve vaazlara kadar, seçmeli dersten özel okula kadar, kurslardan, üniversite Kürtçe bölümüne kadar. Yani belki 10 küsur madde var Kürtçe ile ilgili bu hükümetin yaptığı düzenlemeler. Yani tek bir düzenleme değil. Hayatın her alanında biz Kürtçenin gelişimiyle ilgili çok önemli adımlar attık. Şimdi bunların Kürt kökenli vatandaşlarımız büyük bir memnuniyetle karşılıyor. BDP bunu biz ne yaparsak yapalım eleştirecektir. Niçin? Çünkü bölgedeki tezi, siyasi varlığı bize karşıtlık üzerine oluşmuş durumda. Yani AK Parti'yi hasım olarak, düşman olarak konumlandırmış ve AK Parti ile eskiden devleti o şekilde konumlandırıyordu. AK Parti ile bir karşıtlık mücadelesi içerisinde. Bu yüzden biz ne yaparsak yapalım iyi oldu demeleri bölgede tezlerin çökmesi anlamına gelir. Bu yüzden bu karşıtlığı öncelikle görmek lazım. Yani ben BDP bölgenin CHP'si diyorum. Şimdi bugün Demirtaş'ın açıklamaları var. Basın toplantısı yaptı. Yani bir kere üsluf ve dil olarak bir genel başkana yakışmayacak laflar. Yani işte siyasi korkak diyor, aymaz diyor, ikiyüzlü diyor bir takım söylemler. Bunu da belki biraz sonra konuşuruz. Yani salık yavrusu geri geldi. Evet, i̇şte MHP gibi. Genel Başkanı, CHP, BDP'nin açıklamaları bir üsluf ve dil problemi var siyasette. Bu geçen yılda vardı. Bu yıl Sayın Başbakanımız yeni bir sayfa açalım anlamında bundan sonra cevap vermeyeceğim dedi. Yani basın toplantısında kullandığı dili bütün Türkiye gördü. Yani yapacaklarını anlattı, bir vizyon ortaya koydu. Siyasi polemik sataşma var mıydı? Yoktu. Ama diğerlerinin verdiği cevaplarda çok ciddi bir sataşma var. Tayyip Bey bu üslubu sürdürecek mi? Ya şimdi bunu sürdürmek konusunda bir irade ortaya koydu. Tabii siyasette bu çok kolay değil. Yani muhalefeti siz görmezden gelemezsiniz. Yani siyaset yaparken elbette diğer muhaliflerinizi ciddiye alarak siyaset yapmak durumundasınız. Tayyip Bey de zaman zaman çok sert konuşmalar yapıyor çünkü. Burada muhalefet partilerini elbette muhatap alacaktır, ciddiye alacaktır, cevap verecektir. Ama onların düzeyinde konuşmak, cevap vermek açısından bakarsak buna girmeyecektir. Zaten daha önceki dönemde de Sayın Başbakanımız buna çok girmedi. Yani bu yüzden bu üslup meselesi açısından da baktığımızda bir CHP'lileşme şeyi görüyoruz. Yani sürekli bardağın boş tarafını görmek, bir felaket tellallığı, yapılan her şeye kökten karşı çıkmak. Yani şimdi siz Kürtlerle ilgili bir derdiniz varsa, bir davanız varsa ya atılan adımlar hiç mi alkışlamazsınız arkadaşlar? Hasip Kaplan ama mesela olumlu konuştu. İşte bu bardağın dolu tarafını da görmek lazım dedi. Şimdi tek tek bireysel olarak milletvekillerine baktığımız zaman hepsi çok memnun. Karşılaştığımız zaman
gerçekten memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Ama kurumsal yapı, örgütsel yapı dediğimizde çok cidden hastalıklı bir hal var. Şimdi Kandil'den yapılan açıklamalara bakın. Yani tamamen işte süreci bitirme adımıdır vesaire. Yani yapılan her şeyi kötüleyen, hakarettamiz bir üslup. Aynısı BDP'de onu taklit ediyor. Yani bir kere sen dağdaki adam değilsin ki ya. Kandil'deki adam gibi sen bir üslup belirleyemezsin, bir yaklaşım belirleyemezsin. Ama BDP'de bir sorun yok mu? Yani dağdaki adam BDP'de milletvekilinin daha üstün bir noktada duruyor hep. Bunu belediyelerde İşte bunu kırmak lazım. Yani siyaset kurumu öne çıkacaksa, siyaset öne çıkacaksa siyasi aktörler öne çıkmalı. Ben bununla ilgili bir iki yazı yazdım. Yani Kandil'dekiler BDP'lileri aşağılayan laflar ettiğinde onlara sahip çıkan. Çünkü siyaset kurumuna, halkın seçtiği adama bir sahip çıkmak durumundayız. Ama sen onun kuyruğuna takılırsan, onun yaptığı açıklamaları tekrar edersen, siyasetin kendi bir dili vardır, bir yaklaşımı vardır. Sen siyaset zeminde farklı konuşmak durumundasın. Oradaki adam gibi konuşursan o zaman bir anlamı kalmaz bunun. Yani bu noktada bir farklılık ortaya koymaları gerekirken şu ana kadar bu farklılığı biz göremiyoruz. Yani CHP gibi kökten yapılan her şeyi kötüleyen, dağdaki adam gibi sürekli felaket tellallığı yapan, bu doğru bir siyaset tarzı değil. Sorunuza gelirsek, bu konuda dediğim gibi Kürtçe konusunda belki biz ondan fazla adım attık. Önemli adımlar attık. Önemli olan bir noktada budur. Bir de bunlar tedrici bir değişimdir. Yani o düzen içinde değişim derken, yani kırıp dökmeden, kaosa sebep olmadan, toplumsal algıyı nazara alarak, toplumsal desteği gözeterek bizim bir takım adımlar da atmamız gerekiyor. Bu konu tartışmalı bir konu. Biz kendi aramızda da çok tartışıyoruz. Evet, parti içinde o kadar tartışıyoruz. Yani pratik olarak bu yapılamaz, zordur diyenler de var. Dünya örneklerinde bunun çok fazla timsali yoktur diye karşı çıkanlar var. Farklı olumsuzluklara kapı açabileceğini düşünenler var. Yani farklı farklı şeyler var. Dünya genelinde de baktığımızda dilin öğrenilmesi ve öğretilmesi de birbirinden ayrılıyor. Şimdi dilin öğrenilmesi konusunda biz çok adımlar attık. Öğretilmesi konusunda da seçmeli ders ve özel okulla ciddi bir adım atmış oluyoruz. Yani bu işin pozitif tarafını da görmek gerekir. Ama elbette siyasette bunlar hep tartışılacak. Yani insanın olduğu yerde sorun da bitmez. İdeal demokrasiye ulaştım deseniz yarın başka bir sorun çıkar. Evet. Yine adım atmanız gerekir. Yani bunların tartışılmasını biz çok abes görmüyoruz. Ama neticede bu tedrici değişimi görmek, atılan pozitif adımları görmek, yani bu Kürt, ve toplumsal Kürt algıyı da son adım değil demek istiyorsunuz. Yani bundan sonra başka yeni adımlar da gelebilir. Yani reform paketleri devam ediyor. Yani Avrupa Birliği çerçevesinde de devam ediyor. Hükümetin çalışmaları da devam ediyor. Bu pakette bir takım eksikleri Sayın Başbakanımız zaten konuşmasında vurguladı. Bu bir son değildir. Bir ilk olmadığı gibi dedi. Yani bu yüzden bunu bir son olarak görmemek lazım ama gereksiz beklentiler oluşturmak vesaire de doğru değildir. Yani hemen önümüzdeki hafta sanki yeni paketler açıklanacakmış gibi bir takım konularda bir beklenti oluşturmayı da doğru bulmuyorum açıkçası. Peki mesela şimdi bu paketten şimdi şu konuşuluyordu hep. Terörün sona ermiş olması ve işte çözüm veya barış süreci ne dersek diyeyim, bunun başlamış olması, silahlı güçlerin Türkiye'yi terk etmemiş olsa bile en azından silahlarını çekmiyor, ateş etmiyor olmaları, tek tek küçük ufak tefek olaylar elbette ki bir terör örgütü söz konusu olduğu zaman olacaktır. Bir terör örgütünden %100 rasyonel bir tavır beklemek zaten dünyanın en anlamsız şeydir. O zaman terör örgütü olmazdı. Ama bunun, bu paketin Kandil tarafında beklentiyi karşılamamış olması ve dönüp onun da baskı ve etkisiyle BDP tarafında da tam anlamıyla bir hoşnutluk yaratmamış olması acaba barış süreci dediğimiz sürecin sona ermesine sebep olabilir mi? Bu yönde bir beklenti ne bekliyorsunuz bundan sonra? Şimdi ben normalde böyle bir beklenti içinde değilim. Ancak BDP ve Kandil'in açıklamalarında sürekli süreç koptu, süreç bozuldu, süreçte akamete uğradı gibi aşırı vurgu yapılmaya başlandı. Bu neredeyse bir temenniye dönüştü. Şimdi bunu ben çok doğru bulmuyorum. Bu süreç önemli bir süreç. Halkın ciddi bir beklentisi var. Yani toplumsal umut o kadar yüksek ki burada kimse bu işten kaçamaz, geri dönemez. Ve geri dönen de vatandaşa bunun hesabını veremez. Şimdi herkes bunu görüyor. Bir şekilde bütün söylemlerde hükümete topu atmak, hükümet yapmadı, süreci bozdu vesaire gibi. Şimdi bunlar klasik CHP anlayışı. Yani fatura kesme derdindeler. Şimdi burada mesele üzüm yemek. Yani ileriye doğru yol yürümek. Biz bu süreç başladığında
birçok şeyi göze alarak yola çıktık. Yani sabotajlar olabilir, engellemeler olabilir, komplikasyonlar olabilir. Beklentimizin altında oluyor farklı galiba. Farklı şeyler olabilir. Tabii beklentimizin altında olduğunu için. Çünkü bir toplumsal umut çok fazla, bir takım şeyleri aşabiliyor. İki, karanlık odaklar zayıflatıldığı için süreci sabote etme ihtimalleri biraz daha zayıflamış oldu. Yani burada bunların olabileceğini zaten bilerek yola çıktık. Bu yüzden bunlar çok şaşırtıcı şeyler değil. Buna rağmen iyi niyetimizi koruyarak biz yol yürüyoruz. Yani burada öldük bittik olmaz bu iş vesaire deme işin kolay tarafı. Yani sorumluluğu birine yıkmak da kolay tarafı. Önemli olan büyük resme odaklanıp bizim hedefe doğru yol yürümemiz lazım. Bunlar akşamdan sabaha düzelecek şeyler değil. Şimdi sen çıkıyorsun ahkam kesiyorsun. Şunu da yap bunu da yap. Nasıl yapacaksın? Gel kolaysa kendin yap. Yani siyaset kurumu yapacaksa halk desteği olacak. Toplumsal Türkiye genelinde umumi bir algı olacak. Mecliste çoğunluğun olacak. Şimdi söylenen bir takım şeyler anayasayla ilgili. İşte dört parti bir araya geldi. Yapabiliyor musun? Yapılamıyor. Niçin? Çünkü uzlaşma gerekiyor. Yani burada birilerinin ahkam kesmesiyle bu iş olmuyor. Yani siyasi iktidar büyük bir oy alarak buraya geldi. Sen becerebiliyorsun. Sen de oy al. İktidara gel. O zaman tek başına yap bu işleri. Eğer sen siyasette elbette muhalefet bir takım şeyleri zorlar olması için çaba gösterir. Biz de bunları nazara alıyoruz. Ama burada AK Parti'nin gücüyle, siyasi temsil gücüyle yapabilecekleri vardır. Ve o çerçevede işte biz ne yaptık? Yasal düzenlemeler ve idari düzenlemeler. Yani kendimiz yapabileceklerimizi yapıyoruz zaten. Köklü çözümün adresi ise yeni anayasa. Yeni anayasada sizin adamlarınız da var değil mi? Milletvekilleri bir araya geldiler. Anlaşılabiliyorsa, çok kolaysa buyurun orada anlaşın o zaman. Anlaşalım, yapalım. Yoksa ben burası padişahlık değil. Yani şunu da yapacağım, bunu da yapacağım. Birilerine söz vererek veya birilerinin dayatmasıyla bu hükümet adım atacak değil. Adım atmak istese bile neticede işte yasa aritmatik belli mecliste. Belli işbirlikleri gerekiyor bunu yapmak için. Hiç kimse birbiri işbirliği yapamadı. Peki ben şunu gördüm mesela Nisan, Mayıs, Haziran aylarında bölgede bazı illeri gezdim. Bazı önemli illeri gezdim. Gördüğüm şu. Bir, barış sürecinden esnaf çok memnun. Sıradan vatandaş çok memnun. Aşırı siyasallaşmamış kitle çok memnun. Ve bu memnuniyeti hissetmemek de mümkün. Yani bunu büyük ihtimalle örgüt de hissediyor. Örgütün siyasi kanadı da hissediyor. Sizin partinizin oradaki... Bundan rahatsız de oluyorlar. Şimdi... Burada benim gördüğüm şöyle bir hava oluşmaya başladı. Sanki bunu bozan halk nezdinde itibar kaybedecek gibi duruyor orada. Benim izlenim, bilmiyorum belki de yanlıştır. Ve her iki tarafta, özellikle her iki tarafta demeyeyim ama özellikle PKK tarafı bunu iktidar tarafı bozdu demek için bir propaganda yapmaya başladılar. İktidar tarafı bozdu mu bunu hakikaten ya da bozmanın itibar mı? Şu anda adım atan iktidar tarafı. Yani iktidar şu anda adım atıyor. Yani demokratik bir süreç işliyorsa, reformlar yapılıyorsa, vatandaşa bir şeyler veriliyorsa, hak ettiği bir takım düzenlemeler yapılıyor. Bunu kim yapıyor? Hükümet yapıyor. Ve biz bunları geçmişten bu yana yapıyoruz. Yani bir pazarlık vesaire söz konusu diye değil, süreç var diye de değil. Terör var diye nasıl yapmamazlık etmediyse bu süreçlerden dolayı da olumsuz bir yansıması olmadı. Biz vatandaşımızın hak ettiği adımları zaten atıyoruz. Burada vatandaşımız normal hayatın tadına varmaya başladı. Yani çatışma olması, olmaması, terör olmaması vesaire. Vatandaşımız normal yaşantısına bakıyor. Bir takım haklar gelişiyor. Demokrasi daha ileri noktaya geliyor. Yerel kalkınma hız kazanmış durumda. Vatandaşımız bundan büyük memnuniyet duyuyor. Bu rahatlıktan bir endişe ettiğini, rahatsızlık duyduğunu görüyoruz örgüt. Yani burada vatandaş buna alışırsa, çünkü onlar gerilimden besleniyorlar. Sürekli işte vatandaş sokağa dök geçsin, kepenk kapatacaksın vesaire. Bu gerilimden beslenen bir örgüt var karşımızda. Şimdi vatandaş burada huzura ererse, normal işte borçlanıyor, araba alıyor, kredi alıyor. Normal hayata dükkanını açıyor, para kazanıyor. Şimdi bu yani normalleşmeden rahatsızlık duyduğunu görüyor. Zaten bu sürecin başında biz dedik ki bu bölgede bir normalleşme sağlayacaktır ve o normalleşmeyi görüyoruz. Bu normalleşmeden, bu normalleşmeyi geciktiren yine örgüt olmuştur. Yani şiddete devam etmiştir, baskıya devam etmiştir, illegal faaliyetlere devam etmiştir. Yani silah, işte terör eylemleri olmamıştır ama şiddet eylemleri, baskı vesaireyi bölgede devam etmiştir. Şimdi burada normalleşmenin tam anlamıyla olabilmesi için örgütün bir kere bu faaliyetlerini de bırakması lazım.
Yani hükümete sürekli fatura kesiyorlar da önce bu şiddet eylemlerini, baskıyı, zulmü, iş makinesi yakmayı, haraç almayı bunları da bırakması lazım. Adam kaçırmayı vesaire. Şimdi de temel mesele burada Yalçın. Yani benim gördüğüm şu, siz katılır mısınız katılmaz mısınız? Şimdi, terör örgütünün şu andaki, PKK'nın şu andaki temel meselesi Kürt hakları, şunlar, bunlar falan filan değil. Terör örgütünün şu andaki meselesi şu, bana göre. Bir, bizim dağda bir lider kadromuz var. 40 kişi, 50 kişi, 20 kişi. Bunların bazıları daha önde, bazıları daha geride. Bir, bunların geleceği ne olacak? İki, bu örgütte militan kadrosunda bulunan, onların gerilla diye adlandırdıkları militan kadrosu bulunan bir 3000-5000 kişi var. Bunlar ne olacak? Ve hepsinden daha önce de Abdullah Öcalan ne olacak? Yani şu anda örgütün bana yorarsınız konsantre olduğu, bu da yeni değil, son birkaç senedir konsantre olduğu tek mesele bu. Yani siz deseniz ki, arkadaşlar biz sizi affettik. Gelin burada sizin işiniz de hazır. İşte sana dükkan vereceğim, sana ihale vereceğim deseniz. Öcalan'a deseniz ki yani seni haftaya eve alacağız. İki sene sonra da tamamen serbestsiniz. Ne örgüt kalır ne bir şey kalır. Yanılıyor muyum? Şimdi bunu siz de yazdınız ben de yazdım. Yani bir süredir örgütün çok umurunda değil. Kürtler de, Kürt sorunu da, Kürtlerin hakları da onlar başka bir şeye konsantre oldular. O da işte örgütün dağdaki adamlar ne olacak, KCK tutukluları ne olacak, Öcalan'ın durumu ne olacak. Şimdi bu günlerde de bakın hep bu konular ön plana çıkarılıyor. Şimdi burada bunu önce bir bölge halkının iyi görmesi lazım. Yani mesele bir halkın meselesi olmaktan ziyade örgütün öyle hedefleri, abi, örgütün beklentileri, ortaya koyduğu siyasi projeler de yine örgütle ilgili siyasi bir takım şey, hedefler. Bu yüzden bu daha ciddi bir makasın açılmaya başladığını görüyoruz. Önceliklerin örgütsel konulara kaydığını görüyoruz. Bu bir sorun. Ancak neticede yani bu dağda eli silahlı birilerinin olması da başlı başına bir sorundur. Bunun da bir şekilde ortadan kaldırılması lazım. Zaten bu süreç, çözüm süreci terörü sonuna erdirmek için başlatılan bir süreç. Yani orada o adamlar durduğu sürece, o fikir devam ettiği sürece bu istikrarsızlık üreten bir durumdur. Huzur kaçıran bir durumdur. Zaten bu sürecin başlaması bu sorunun da çözülmesiyle alakalı bir durumdu. Bu yüzden yani bunu da çok bir kenara koymamak lazım. Ama demokratik açılım sürecini de hatırlarsanız bir takım işte dönüşler başlamıştı. Daha sonraki işte Oslo süreci veya işte şu anda devam etmekte olan çözüm süreci. Bunlar da bir şekilde gündemde olan tartışılan konular. Yani bunları da kenara atmış değiliz. Yani terörün son bulması bağlamında onları da göz önüne örgütün buluruz de bir şekilde silah bırakması vesaire bu önem taşıyor. Öcalan'ın Diyarbakır'daki mesajında aslında bu tema önemliydi. Yani silah bırakma fikriyatının oluşması, bunun gelişmesi, artık silahla değil siyaset yoluyla mücadelenin verilmesi. Bu fikrin gelişmesini biz çok önemsemiştik. Ama neticede önce Kandil'den bir takım açıklamalar bunu teyit eder şekilde olsa bile zaman içerisinde yine taktik açıklamalara, siyasi sataşmalara, polemiklere vesaire başladılar. Ve işi yine başka bir darboğaza çekmeye çalışıyorlar. Ama neticede yani bu süreç belli bir noktaya gelirse orada kişilerin ne olacağı, işte bu pişmanlık ve eve dönüş yasası biraz daha geliştirilebilir mi, ne olabilir? Genel hafta dönüşebilir mi? Yani genel af konusunda Sayın Başbakan'ın açıklamaları belli. Yani bu yüzden çok bu tür ileri şeyler, beklentiler oluşturmak doğru değil. Ama mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde ne yapılabilir? Bunlar da tartışılan konular. Peki, bütün programı buna ayırmak gibi derdim yok. Hemen bir başka mevzu geçmek istiyorum. Yine çok tartışılan konulardan bir tanesi demokrasi paketinin andımız mevzu. Andımız kaldırıldı. Açıkçası ben kendi adıma andımıza hiçbir rahatsızlığım yoktu. Niye? Severek okuyorduk. Hatta işte talebe, işte ilkokul talebesi biraz da kaytararak maytararak falan filan da okunurdu. Hatta bazı bölümleri değiştirerek gırgır hale getirirdi. Şahsen bir rahatsızlığım yoktu. Çok da Türk olmaktan da gurur duyuyorum açıkçası. Hiçbir Türklükle bir derdim yok. Ama Türk olmayan birine bunun zorla okutulması, kendini Türk hissetmeyen birine zorla okutulmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Yani yarın öbür gün Türkiye'de düzen değilse, bir şeyler değilse, bana kalkıp da işte ben de bilmem neyim diye bir ant okutsalar benim de hoşuma gidiyor. Çünkü ben de Türk olmakla mutluyum ve bundan övünüyorum. O yüzden kaldırılmasında o açıdan bir mahsur görmüyorum. Şey açısından da bir mahsur görmüyorum baktığınız zaman. Bu andımızı okutmuşuz ama pek kimse de ciddi ciddi okumamış. Çünkü işte Türk'üm doğruyum demişiz, dedirtmişiz bütün çoluk çocuğa. Fakat onların bir bölümü biz Türk mülk falan değiliz diye dağa çıkmışlar.
asker öldürmeye başlamışlar. İşte Atatürk demişiz, bir gün sonra Atatürk'ü sevmiyorum demiş. İşte doğruyum demişiz. Doğruluk meselesinde zaten memlekette genel bir takım sorunları var. Yani tutmadığımız bir yemini de sürekli etmişiz aslında baktığınızda. Ama bunun kaldırılmış olmasını Türkiye'de Türklüğe karşı bir oluşumla paralel gösterenler var. Gösterenler var derken bunu siyasi parti. Mesela bugün diyor ki Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı. Efendim neymiş? Bu soğuk savaş dönemlerinin andıymış. Bu yalan. 1933'te soğuk savaş diye bir şey yoktu. Asıl yasaklanmak istenen Türklük. Peki bunu kim çıkarmış? Yani bu nereden çıkmış? Millet mi istemiş? Yani milletin baskısı ve Türklüğü geliştirmek için böyle bir metin olması lazım. Hep beraber sabah toplanıp bunu okuyalım şeklinde. Bir ulus yaratma yani gerekiyormuş neticede, o dönemde. Evet, otoriter, buyurgen bir devlet anlayışının, tek tipçi bir zihniyetin ürettiği bir durum. Bu eski Türkiye tablosudur. Burada mesele Türklük, Kürtlük meselesi değil. Yani Türklük, Kürtlüğü aşağıya çekerek, bastırarak, yok sayarak yücelir mi? Yani hiçbir etnik kimlik bu yücelmez. Anlamda bir Türklükten burada, yani bahsetmiyor bu, herhalde bu. Türklükten bu kimsenin rahatsızlık duyduğu yok. Bizim de duyduğumuz yok. Yani Türklükle ilgili Türklüğü yüceltecek adımları AK Parti iktidara attı. Yani bunun hamasetle lafını yapanlar Türklüğü yüceltmediler. Yani sen Türk pasaportuyla Batı'ya gittiğin zaman, Avrupa'ya gittiğin zaman AK Parti döneminde mi daha saygın bir şekilde karşılanıyorsun? Önceki onların döneminde mi karşılanıyordun? Veya senin Türk lirasının değeri o zaman mı daha fazla, şimdi mi daha fazla? Yani Türklükle ilgili birçok alandaki yücelmeyi, değer kazanmasını AK Parti iktidarı sağladı ve Türklüğü de AK Parti geliştirdi. Yani Türk dünyasıyla ilişkilerden tutun da içeride uluslararası bu kavramı itibar kazanmaya kadar birçok konuyu AK Parti iktidarı yaptı. Bu mesele Türklük Kürtlük meselesi değil ama burada bir rahatsızlık var. Yani eski Türkiye'nin buyurgan, tek tipçi zihniyetinin birisinin aklına gelmiş, bir metin yazmış. Kimse de bu halk oyuna mı sunuldu, referanduma mı gitti? Her darbe döneminde buna yeni bir takım ifadeler eklenmiş ve çığırından çıkmış. Çığırından çıkmış iş ve bir kutsal metin muamelesi yapılıyor. Yani bu doğru bir yaklaşım değil öncelikle ve bölgeden çok ciddi rahatsızlıklar vardı. Yani siz bir şey okutturuyorsunuz ve halkın bir bölümü bunu kabul etmiyor. Buna karşı tepki gösteriyor. Bu sadece Kürtler olarak bakmayın. Yani muhafazakar camia içerisinde de bu bir takım ifadelerden rahatsızlık duyan insanlar vardı. Bu yüzden bu çok büyütülecek bir konu değil bence. Yani Türklüğü yüceltmek isteyenler kendi yaptıkları işi bir kere doğru dürüst yapıp Türklüğün adını her yerde biraz daha yukarı çekmeleri lazım. Yoksa bu şekilde her sabah çocuklara bir şey okutturarak sağlanacak bir şey değildir bu. Sağlanamadığını gördük en azından. Yani, evet. Paketteki bir diğer mesele türbana serbestlik meselesi. Başörtülerin veya türbanların adına ne derseniz deyin, kamu kurum ve kuruluşlara çalışmaların önü açıldı. Açıkçası 20 sene önce toplum buna belki daha farklı bakıyordu. Bugün daha farklı bakıyor ve bununla ilgili çok büyük itirazlar da hiçbir yerde yükselmedi. Yani niye yapıyorsunuz falan filan denmedi. Belli ki artık bunun olması gereken bir şey olduğu konusunda genel bir kabul görmüş. Elbette ki karşı olanlar da vardır. Her şeye karşı olan her zaman bulun ama genel eskisine oranla daha bir kabul gördü. Bunun bir sorun olduğu ve aşılması gerektiği konusu kabul gördü. Ben bunu yıllarca dedim. Yani aynı fikirdeki bir erkeğin başı açık diye her yerde işini yapabiliyor. Başını örtme zorunluluğu yok diye. Çok ciddi bir ayrımcılığa sebep oluyorum. Yani kadına karşı kadın ayıp hakkı, yani. Kadın hakkı demek, kadın fırsat eşitliği karşı derken vesaire. Bu çağa yakışan bir uygulama değildi. Ciddi bir ayrımcılık meydana getiriyordu. Ve çok önemli tarihi bir adımdır buna rağmen neticede işte oldu ve çok ciddi bir sorun. Bu aslında da bu paketin en önemli tarafı toplumu irite eden bir şey yok içinde. Yani çok ciddi tartışma, kaos, infiale sebep olacak bir düzenleme bir şey yok. Evet. Ona dikkat bu paketin aslında en olumlu karakteri tarafı diyebiliriz. Şimdi onda da memnuniyetsizlik var. Muhafazakar ya da başını örten kadınlar, başını her örten kadın muhafazakardır diyemeyiz. Onun yüzden başını örten kadınlar diyorlar ki, kardeşim niye yargıda yokuz, niye askerlikte yokuz, niye polislikte yokuz? Buraların ne ayrıcalığı var? Anayasanın eşit ilkesine aykırı değil. Şimdi bu bir kere bu talepleri önce saygıyla karşılamak lazım. Yani neticede paketle ilgili her türlü eleştiriyi biz değerlendiriyoruz, ciddiye alıyoruz. Yani burada işte Kürt olan birisi nasıl benim bütün taleplerim karşılanmadı diyorsa muhafazakar birisinin de bütün talepleri karşılanmadı. Alevi sen bütün
Niye? Çünkü sabahtan akşama bütün talepler karşılanmaz. Bir paketle de herkesin her talebi karşılanmaz. Kesinlikle. Neticede bu sosyal bir dönüşümü ifade ediyor. Bir zihniyet değişimini ifade ediyor. Yani sürecin içerisindeki bütün aktörler, biz de bunun bir parçasıyız. Kendi içimizde tartışıyoruz. Ama bütün kurumlar, yapılar, aktörler bir zihniyet değişimi geçiriyor ve Türkiye bu mesafeleri alabiliyor. Bu değişim gerçekleştikçe bir takım adımlar atılıyor. Toplumsal algı bunu kabul ediyor vesaire. Burada bizim yaptığımız bu konudaki düzenleme negatif bir düzenleme değil. Yani yasak tanımlayan, şuralarda yapılamaz şeklinde bir düzenlemeden bahsetmiyoruz. Öncelikle bunu, yani biz bir düzenleme yaptık, bir yerlerde yasak hale getirdik değil. Onların kendi mevzuatına bıraktık. Yani istisnalar onların kendi mevzuatına bırakma şeklinde diğer alanlarda özgürleştirici yani bir genel kurumlar kendisi yönetmeliğini değiştirirse yapabilir mi? Veya yani emniyet. İşte o kurumlar kendi düzenlemeleri içerisinde, yani onun istisnaları o kurumların kendi düzenlemelerine bırakmış olduk. Bunların tabii bir takım hassasiyetleri var. Şimdi bu talepte bulunanlar geçmiş süreçleri ne kadar yaşadılar bilmiyorum. Yani geçmişin zorluklarını, badirelerini ne kadar atlattılar. Yani bu ciddi siyasi gerilimlere konu olmuş. İşte partilerin kapatılmasına kadar işi götürmüş. Türkiye'yi gerçekten büyük türbülanslara sokmuş. Ve büyük bedeller ödenmiş, acılar çekilmiş. Az kalsın partiniz de kapanıyor yani. Zor konular bunlar. Yani şimdi bir yıl önce bu talepte bulunanlara bir yıl önce sorulsaydı, böyle bir adım atılabilir mi? Kesinlikle inanmazlardı. Bunun olabileceğine inanmazlardı. O yüzden daha gerçekçi olmak, bu tedrici değişimi de görmek lazım. Yalçın Bey, bir ara vereceğim. Alevi meselesi devam edeceğiz. Evet Sayın Doktor, paketten Alevilerle ilgili hemen hemen hiçbir şey çıkmadı. Hatta o gün orada size de gördüğünüz gibi Alevi meselesini unutmuşsunuz. Alevilerin beklediğine karşılayacak bir şey yok dedim. Aleviler de bundan mutsuzlar. Tam bundan mutsuzluk sürerken partinizin bir milletvekilinin Cem Evler'e yönelik bir tatsız açıklaması, Mehmet Metin'in duymuşsunuzdur muhakkak. Ben tekrarlamak da istemiyorum açıkçası. Üstüne tuz biber ekti. Alevi meselesinde pek çok çalıştay düzenlediniz. Sayın Faruk Çelik uzun süre bunlarla ilgili çalışmalar yaptı. Ama yansıyan bir şey olmadı pakete. Neden? Şimdi burada tabii önce şunu görmemiz lazım. Şimdi Alevilik sorunu çok onlarca yıla eskiye giden belki bir sorun. Belki yüzlerce yıla giden bir belki sorun. Daha eski kökenleri de var. Şimdi bu sorun AK Parti iktidar döneminde bir kere konuşulabilir, sorgulanabilir oldu, gündeme geldi, gündeme oturdu, bir normalleşme yaşanmaya başladı. Yani bu sorunu biz doğurmadık. Sorunu üreten taraf da değiliz biz. Yani bu sorunu üreten zihniyet bile... Kimdir sorunu üreten taraf? Yani geçmişten bu yana yaşanan bir takım olumsuzluklar. Yani AK Parti bu zihniyetin devamı da değil, bir parçası da değil. Bunu olumlayacak bir anlayışa da sahip değil. Ve bu konu bugün rahat konuşulabiliyorsa, gündeme taşınabiliyorsa AK Parti iktidarının çabaları sayesinde bu olmuştur. Yani CHP iktidar olduğu dönemde ne yaptı Alevilik'le ilgili veya işte 10 yıldır ana muhalefette bu konuyu gündeme taşıdı mı? Mecliste bir gündeme getirdi mi veya özel bir komisyon kurulmasını istedi mi? Yani bu konuda yapılan çalışmaları biz yaptık. Bu bir iyi niyet ifadesidir. Yani devlet nezdinde bu konunun konuşulur olması, kabul edilmesi, bir şeyler yapılmaya çalışılması bizimle oldu. Bu iyi niyetle birlikte şunu gördüm. Yani ben samimi olarak hem siyaset bilimci olarak hem siyasetçi olarak bakıyorum. Yani burada bir rahatsızlık var. Bir sorun var ve bu kanayan yara başka komplikasyonlar üretmeye başlıyor. Burada ne yapılabilir? Yani iyi niyetli olarak bu meseleye bakan insanlar, işte çalıştaylarda çok farklı kesimler geldi konuştu. Şimdi burada çok geniş bir yelpaze var. Alevi dediğimiz kitle, homojen bir kitle değil. Yine, evet. Çok geniş evet. Bir yelpaze var. Birbirine çok aykırı uçlar var. Çok farklı anlayışlar var, kabuller var. Yani Aleviler ne istiyor sorusunun tek bir cevabı var mı? Yok, birisinin geçen gün istediğini başka birisi karşı çıkıyor. Alevi önderiyle konuştuk. O dedi ki bizim de dedi tek bir ses olarak ortaya çıkmamız mümkün değil. O yüzden yani dedi, tek bir dedi. Ses örgütlülük açısından teklik söz konusu olmadığı gibi anlayış olarak da çok farklı yapılar var. Yani Aleviliği neredeyse bir din gibi gören var. Din dışı bir olgu olarak gören özellikle yurt dışında bir takım marjinal akımlar da var. İşte normal mezhep özelliklerinin geliştirilmesini isteyen, dinin bir takım haklar vermesini isteyen insanlar da var. Yani örgütlü
yapılar içerisinde özellikle sol bir takım örgütlerin bu konuyu çok fazla istismar ederek farklı alanlara çektiğini de görüyoruz. Ama çok masum bir şekilde, samimi bir şekilde sorunun çözülmesini isteyen çoğunluğu insanlar var. Biz de zaten bu kendi insanımız için, yani insanımızın biz etnik kökenine, mezhebine, dinine bakamayız. Süryani de olabilir, Alevi de olabilir, Kürt de olabilir, farklı özellikte olabilir. Bütün bu özelliklerin kabul edilmesi, devlet nezdinde bu toplumsal çoğulculuğun, toplumsal muhataplığın kabulü bu paketle söz konusu olmuştur. Şimdi ne diyoruz? Süryanilerle ilgili şu düzenleme oldu, Kürtlerle ilgili bu düzenleme oldu. Yani bu sadece terör örgütünün endeksli bir paket değil ki, genel demokratikleşme paketi. Toplum kesimleri muhatap olarak kabul edilmiş oldu. Onların sorunları kabul edilmiş oldu ve bir takım adımlar az veya çok atılıyor. Bunu öncelikle görmek lazım. Burada onlar nasıl çok farklı sesler çıkıyorsa, bir de yani biz ne yaparsak yapalım buna çok farklı tepkiler de meydana gelecekti. Yani nasıl formüle edebiliriz? Bu bizim içimizde de tartışılan bir konu. Yani belediye yasasında mı olacak, imar yasasında mı olacak, merkezi bütçeden mi olacak, Diyanet'in içinden mi olacak, başka bir yerden mi olacak, statüsü ne olacak, ne hak verilecek? Bunlar böyle onlarca tartışma konusu var. Bunların hepsinde farklı alternatifler var. Ve siz hangi adımı atsanız karşınızda bir grup çıkıp bağırmaya başlayacak. Peki Yalçın Bey, şöyle yani şimdi biz mesela Tunceli'nin adını Dersim yapabiliriz. İsim değişsin diyoruz. Hemen bir kampanya başlıyor. İstemezük. Yani AK Parti sırf yapıyor diye karşıtlık üreten bir kesim de var. Şimdi bu yüzden bu çok kolay bir konu değil. Bunun tarihi bir takım kökleri var. Yani iç içe geçmiş bir sorunlar kümesinden bahsediyor. Peki şuradan başlamadım mesela. Çok mantıklı bir talepleri var gibi geliyor bana öyle. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı sonuç olarak Sünni bir teşkil. Yapılanması Sünni. İçindeki örgüt yapısı da Sünni. Türkiye'nin de önemli bölümü Sünni olduğu için böyle oluşmuş. Alevileri Diyanet'ten ayırıp onlara da ayrı özgün bir teşkilat verilmesinin devlet yapısı içerisinde çok sorun yaratacağını düşünüyoruz. Şimdi bu kadar söylendiği kadar kolay bir konu değil. Niye bir zor? Kere laik devlet ne kadar bu işlerin içerisinde olmalı? Ne kadar tanımlayan, kodlayan, elini her şeyin içine sokan devlet olmalı? Bunun da aslında tartışmak lazım. Ya yani o zaman Diyanet'in bir vardı da statüsünü gibi. Devlet şimdi çıktı bir şekilde belirledi. Yani devletin görevi midir herhangi bir mezhebin statüsüyle ilgili veya yaşam tarzıyla ilgili bir tanımlama yapsın? Hiç veya tanımlama yapmasın. İşte bu neticede bunların hepsi bir tartışma konusu. Yani laik devlet ne kadar müdahil olacak, ne kadar işin içinde olacak? Burada farklı şeyler var. Mesela Diyanet'in içinde olsun diyenler var, devlet para versin diyenler var. Diyelim ki dedelere, işte yok biz para almayız diyenler var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Burada biz hangi formülasyonu getirsek bu da tartışma konusu olacak. Yani bu bizim bu konudaki duyarsızlığımızın sonucu değil pakette yer almamız. Çok ciddi bir tartışma var. Bu bizim kendi işimizde de elbette devam ediyor. Ve bu çalışma devam ediyor. Diyanet de çalışıyor. İşte ilgili kurumlarımız çalışıyor. Bekir Bozdağ'ın başkanlığında ekip çalışıyor. Yani bu devam eden bir çalışma. Ama burada hemen kısa vadede yeni bir paket çıkacak, açıklanacak gibi beklenti oluşturulması doğru değil. Yani bu ne zaman böyle bir çalışma olur, seçimden önce mi olur, sonra mı olur? Bunu biraz da şartlar gösterecek. Yani diğer milletvekilimizin sözünü biraz o çarpıtıldı veya yanlış anlaşıldı diye ben düşünüyorum. Yani burada bir istismar şeyi var. Bir takım sol örgütler Alevi içinde bir takım grupları kullanarak, yani PKK'nın Kürtlerden beslenmesi gibi sol bazı marjinal örgütler bu kesimi kendine alan seçip buradan istismar malzemesi bulabilir miyiz diye bir gayret içerisinde şeklinde bir açıklama bu. Yoksa cemevleri işte falanca örgütlerin mekanı haline geldi falan şeklinde bir anlamda söylenmiş bir söz değil. Yani onu bağlamından çıkarıp değerlendirirsek haksızlık etmiş oluruz doğrusu. Peki paketi burada biraz noktalayayım çünkü zaten paket içinde tartışıldı. Çok güncel mesele geliyor. Askerliğin kısaltılması. Şimdi Başbakan Erdoğan'ın bu konudaki sözlerinin ardından toplumda ciddi bir beklenti oluştu. Çünkü baktığınız zaman Türkiye'de çocuğunu askeri alınmış, nereden baksanız 500-600 bin aile var. Bunların da demek ki dörtte biri, beşte biri bir terhis beklentisine girdi. Bana gelen maillerden ve çevredeki konuşmalardan biliyorum. Bayramda çocuklarımız evde olacak, terhis olup gelecekler noktasında bir beklenti vardı. Ancak bu beklentinin karşılanmayacağı, bu kadar acil karşılanmayacağı olduğunda bazı açılamalar oldu. Ne zaman olacak bu askerlik? Şimdi burada siyasette biraz önce söylediğim gibi yanlış beklentiler üretmemek lazım.
bu af gibi konularda, bu tür terhis vesaire, askerlik konularında vesaire, bu konularda insanlar hemen kilitleniyorlar ve hemen bir adım hemen bekliyorlar. Burada Sayın Başbakanımız biraz da bundan dolayı, yani bayramdan önce bir şey, böyle bir düzenleme olamayacağını söyledi. Burada neticede ilgili kurumların ne dedikleri de önem taşıyor. Yani sizin bir ordunuz var. Bunun ihtiyaçları var, kendine göre planlaması var, düzenlemesi var. Yani ben işte yaptım oldu, bir anda işte 70 bin kişi salıveriliyor. Şimdi bu böyle siyaset kurumu, ilgili devlet kurumunu nazara almadan, onun ihtiyaçlarını planlamasına, hesaba katmadan bir adım atabilir mi? Atamaz. Bu yüzden bununla ilgili bir takım çalışmalar yürüyor. Yani ben buraya gelmeden önce Savunma Bakanı'na da sordum. Yani nedir diye. Şimdi her celp döneminde 70 bin kişi asker almadı. Şimdi bu celp dönemlerin arasında siz böyle bir adım attığınız zaman bu 140 bin kişiyi ilgilendiren bir konu. Ve bir anda bir türbülans meydana getirebiliyor. Bu yüzden yani celp döneminin başını beklemek ve bir işte CHP'teki o 70 bin kişinin o görevi tamamlanmasını beklemek daha makul, öbür türlü 140 bin kişi bir anda boşluğa düşmüş oluyor. Bu yüzden böyle bir ihtiyaç olduğu görülüyor. Yani hemen kısa vadede bir adım atmaktan ziyade bu CHP dönemlerini de nazara alarak bir yani adım Kasım atılabilir. Yani bu yılbaşı olabilir. İşte farklı tarihler var, Mart var vesaire. Bu neticede değerlendirilen bir konu. Bunu Sayın Başbakanımız ve Bakanlar Kurulu değerlendirecek. Askerin Genelkurmay'ın buna onayı var. Askerin tabii onayı var ama bu teknik tablo ortaya konmuş durumda. Bakanlar Kurulu değerlendirecek. Elbette bu siyasi de bir karar aynı zamanda. Bu yüzden bir tarih vermek, hele ilgisi olmayan benim bir kişinin tarih vermesi doğru değil. Ama böyle bir hassasiyet var. Ama yani yılbaşından sonra kalmaz diye anlıyorum vesaire. Ben. Yani Bakanlar Kurulu bunu takdir edecektir. Ama böyle hemen bir iki hafta içerisinde bir düzenleme beklemek gerçekçi olmaz. Gelelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştiriyorsa ama pozitif bir cümlesi var. Dedi ki Başbakan Erdoğan'ın Buenos Aires dönüşü uçakta bir de söylediği bir söz. Dedi ki ya 59-60 maddeyi biz ortaklaşa kabul ettik. Yani ilerlemiyoruz ama en az 60 maddeyi kabul ettik Anayasa Komisyonu'nda 4 partide. En azından bu 60 maddeyi getirelim, meclisten geçirelim, masanın üstünü bir temizleyelim dedi. Ve muhalefet de buna yanaşmakla suçladı. Muhalefet de dün bir adım attı Kemal Bey ve dedi ki evet tamam bu 60 maddeyi getirelim. Şimdi burada yani muhalefet özellikle Sayın Kılıçdaroğlu mevzu olduğunda bir 24 saat beklemek gerekiyor. Yani fikrinden vazgeçebilir, yanlış anladım diyebilir, yanlış anlaşıldı diyebilir. Partide herhangi bir milletvekili çıkıp o şahsi görüşü diyebiliyor falan. Geçmişte birçok bu tür örnekler gördük. Bu yüzden önce bir beklemek lazım. Ondan sonra bu iş gerçekten 24 saat beklemek lazım. Ciddi bir durumsa partiler arasında elbette bir temas olur. Bu önemli bir şey, durumdur. Yani bunu ana muhalefet partisini kabul etmesi küçümsenecek bir durum değildir. Referanduma gerek kalmadan geçebiliyorsunuz onu. Evet, burada tabii önemli olan bu yeni anayasanın yapılmasıydı. Yeni anayasa konusunda biz fedakarlık ortaya koyduk, iyi niyet ortaya koyduk ve uzlaşma komisyonuna üye verdik. Fakat bu komisyon bir türlü çalışmadı. Yani tarih uzadı. Herkes işte masadan kaçan taraf olmama şeyiyle işi sulandırarak bir noktaya getirdi. Ve çok da ümit var olmayacağımız bir tablo ortaya çıktı. Burada bunun bir sebebi de tabii MHP ve BDP gibi iki farklı uçu bir noktada buluşturmak kolay değil. Mümkün de değil aslında. Ama bir şekilde belli maddelerde mutabakat olabiliyor. Şimdi CHP 3 kişi var. Üçü de başka telden çalıyor. Yani CHP'nin kendi içinde bir uzlaşma komisyonu kurması lazım. Bir şey dediğine başka birisi karşı çıkabiliyor. Yani kendi işlerinde kavga ediyorlar veya tartışıyorlar. Yani diğer komisyon üyeleri onları yatıştırmaya çalışıyor. Ve yani böyle bir parti şey olabilir mi? Yani bir parti politikası, parti anlayışı olur. Şimdi diğer partilerden bir kişi geliyor partiyi temsil eden. Onlar üç kişi geliyor. Üç kişi gelirken üçlü bir araya gelip gelemiyordu. Şimdi birer kişi oldu denilince üçü birden geliyor ve sürekli bir kendi aralarında tartışma. Şimdi bu bir kere bir moral motivasyon kırıcı bir durum. Buna rağmen Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu Sayın Başbakanımızın önerisini kabul etmesi, eğer öyleyse gerçekten bu sözün arkasında durursa, bu önemli bir adımdır. Yani yeni anayasa bir şeyi topyekun yapamıyorsak tamamen de terk edemeyiz. Yani bu böyle bir adımın atılması, yani 60 maddenin meclisten getirilmesi ve geçirilmesi bence bu çok önemli bir adım olur. Hem anayasa konusunda çalışmaları biraz daha motive eder. Yani o komisyon daha işi ciddiye alarak çalışmaya başlar. Bir taraftan devam eder çalışmalarına. Diğer taraftan ana muhalefet ve iktidar bir arada bir şey yapmış olur.
Bu siyaset çok kültürümüz açısından, uzlaşmadır bu aslında. Siyaset kültürümüz açısından çok önemli bir şeydir. Yani herkes bir şekilde taşın altına elini koymuş ve ileriye doğru bir adımda buluşmuş olur. Bu yüzden eğer bu konuda Sayın Başbakanımızın teklifini kabul ediyorlarsa bu 60 madde birlikte meclise getirilir, genel kurulda çok kısa bir zamanda da geçirilebilir. Yani bu yılbaşından önce biz işte anayasanın 60 maddesini değiştirmiş oluruz. Bunların çoğu insan hakları ile ilgili düzenlemeler. Bu önemli bir adım olur. Bence de olur eğer olursa. Hemen dış politikaya biraz gelmek istiyorum. Sizin de aslında iyi bildiğiniz konu, yani siyasi araştırma olarak iyi bildiğiniz konudan bir tanesi. Şimdi Türkiye'nin iki tane temel meselesi var. Bunlardan bir tanesi fazla temel mesele geldi. Suriye meselesi. Suriye ile gayet iyi giden bir ilişkimiz var. Sizin döneminizde. Eskiden Suriye ile berbat bir ilişkimiz var. Sizin döneminizde Başbakan Erdoğan, Beşar Esad'ı neredeyse kanatları altına aldı diyeceğim bir yakınlık gösterdi ve bizim de şahit olduğumuz çeşitli görüşmelerde Beşar Esad'a ülkesinde demokrasiye geçmesi konusunda telkinlerde bulundu. Hatta bazı konularda uzlaştıklarını Beşar Esad'dan bizzat dedi ki, Beşar Esad bizde yaptı röportajda gazeteciler dedi ki, işte basını özgürleştireceğim, muhalif partinin kurulmasına izin vereceğim, seçimlere girmelerini sağlayacağım falan filan derken birdenbire ne olduysa oldu, özellikle Amerika'nın da Suriye karşı politikalarını sertleştirmesinin ardından Suriye'de kıyamet koptu. Beşar Esad kendi halkına karşı ciddi bir katliam başlattı ve bir takım örgütler ona karşı Özgür Suriye ordusu altında birleştiler. Başlangıç Türkiye son bir iki çaba göstermeye çalıştı. Davutoğlu gitti 6 saat bir görüşme yaptı Beşar Esad'la ama Beşar Esad ikna olmadı. Seçimlere gitme ve muhalefeti serbest bırakma konusunda bildiğim kadarıyla. Arkasına Türkiye Suriye karşıtı uluslararası cephenin neredeyse bayraktarlığına soyundu. Sonrasında bir takım gelişmeler oldu. Bazı radikal örgütler Suriye içerisinde güçlenmeye başladılar. Bazı radikal İslamcı örgütler güçlenmeye başladılar ki bunlardan Türkiye'de rahatsızlığını beyan etti çeşitli meselelerle. Ve bu radikal örgütlerin güçlenmesi üzerine önce İsrail bir rahatsızlık duydu. Ya Beşar giderse bunlar mı burayı ele geçirecekler diye. Arkasından Batı ülkelerinde benzer rahatsızlık oldu. Ve sonrasında birdenbire Beşar Esad karşıtı olan ülkeler Beşar Esad kalsın noktasında bir pozisyon aldılar. Bunu açıkça deklare etmeseler de sonunda da Rusya'nın da baskısıyla işte kimyasal silahlar imha edilsin, Beşar Esad kalsın, neredeyse hani vatandaşını öldürsün ama kimyasalla öldürmesin, daha bildik yollarla öldürsün noktası bir uzak pasağı. Zımni teşvik. Evet. Son olarak da Kerry, Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry dedi ki Beşar Esad'ın yaptıkları övgüye değer. Evet. Şimdi burada bir acayip bir durum. Komik bir durum var. Bir acayip bir durum var. Fakat Türkiye şimdi burada birdenbire azot gibi açığa çıktı. Türkiye'nin politikasını eleştirenlerin önce koca koca ülkelerin politikalarına, söylemlerine bakması lazım. Yani bunların dediği nedir, yaptığı nedir? Yani iki yıl önce Amerika ne diyordu? Bugün ne diyor? G20'de bir ay önce ne dedi? Ondan bir hafta sonra ne dedi? Bir de bunlara bakmak lazım. Yani herkes Türkiye'nin yapıp ettiklerini, söylemlerini eleştiriyor. Türkiye bir yerde duruyor. Bunlar kaç yerde duruyor? Bir ona bakmak lazım. Yani eleştirilecekse işte bu küresel güçleri önce bir eleştirmek lazım. Yani Esed'in arkasında saf tutan, ona destek veren ülkeleri eleştirmek lazım. Onun katliamlarına zımni destek veren ülkeleri ve bunun karşısında da dirayetsiz ne yaptığı belli olmayan bir takım batılı güçlerin tutumlarını eleştirmek lazım. Şimdi burada Türkiye'nin bunun dışında alternatifi neydi? Yani biz ne yaptık? Başka ne yapabilirdik? Buna bakalım. Yani açık kapı politikası izledik. Göçmenler Türkiye'ye geldiler. Ne yapacaktık? Kapıyı kapatıp yüz binlerce insan açlıktan ölsün mü diyecektik? Veya zulümden ölsün, böyle bir şey diyebilir miydik? Irak'ta da demedik. Bulgaristan'dan gelirken de demedik. Bu insani bir durumdur. İki, belki Esed'in yaptıkları. Yani dünyanın dikkati daha fazla oldu. Çünkü biz aslında sorunun temel bölümlerinden bir tanesini kendi kendimize üstlenip çözdük. Şimdi bu, orada bu, bunlar bu, olsaydı belki bu insani, dünya kadar şey kalmayacaktı. Bu insani bir durum. Yani Ürdün'de kabul ediyor. Komşu ülkeler bunu kabul ediyor. Bunu Türkiye'nin kabul etmemesi söz konusu olamaz. Burada yani her şey güllük gülistanlık gidiyordu Suriye'de. Görüşmeler vardı. Birdenbire Batı'nın yönlendirmesiyle Türkiye tavır değiştirdi değil. Orada bir yanardağ patlaması oldu. Yani biz o görüşmeleri yaparken de toplumda çok ciddi bir fokurdama vardı. Yani biz resmi temaslar için işte farklı illere falan gittiğimizde ve havaalanından Şam'a giderken onu görüyorduk vatandaştaki rahatsızlığı. Yani devlet görünür olmaktan çıkmıştı ve bir patlama noktasına gelmişti.
Bizim uyarılarımız da bu yöndeydi. Yani bu Türkiye'nin politikasıyla orada bu patlama yaşanmadı. Orada bu patlama yaşanıyordu zaten. Bundan sonra biz, yani açık kapı politikası bizim kaçınılmaz insani görevimizdir. Esed'in bu zulümlerini biz eleştirmeden durabilir miydik? Yani düşünün, Esed bir sürü insanı katlediyor. Biz bunu eleştirmiyoruz. Bu söz konusu olabilir mi? Yani biz eleştirmekle bu kadar sertleşmek arasında bir nokta yok muydu? Yani bu tartışılabilir bu konu. Neticede karşılıklı açıklamalarla bu sertlik dozajı artabiliyor. Muhaliflere destek vermemiz eleştirilebilir. Ama muhalefet burada geldi, bir takım toplantılar yaptılar vesaire. Bu siyasi muhalefete bir destek mahiyetinde bir durumdur. Onun ötesinde yani bir kaotik bir durum var Suriye'de. Bu durumu biz mi kontrol ediyoruz? Biz kontrol etmiyoruz. Biz mi yönlendiriyoruz? Biz yönlendirmiyoruz. Yani farklı gruplar ama yönlendiriyoruz var. Gibi algı var. Farklı parmaklar işin içine karışmış durumda ve bir yenişememe durumu var. Yani muhalif güçlerle Esed rejimi arasında birbirini yenemeyen bir kitlenme durumu söz konusu. Burada terör örgütleri vesaire, işte El-Kaide'dir, Memle, bir takım örgütlerin, bunlar sanki Türkiye el altından bunları destekliyormuş. İşte Türkiye'den geçiyorlar, lojistik alıyorlar gibi bir intiba oluşuyor. Dün veya bu son derece Mersin'den külliyen, geliyorlar, geçiyorlar falan filan. Bu külliyen yalan. Türkiye'den bu şekilde örgütlerden bir kişi geçmiş değildir. Türkiye'nin bunlar en ufak bir testleri söz konusu değildir. Bu kesinlikle, yani ben samimi olarak söylüyorum ve ilgili devlet birimlerinden aldığım bilgiyle söylüyorum. Kesinlikle bu örgütlere Türkiye'nin en ufak bir bağı yoktur. Yardımı söz konusu değildir. Türkiye bunlar kullanmamaktadır. Ve bunlar Türkiye içinde bir tehlikedir. Yani biz Peşaver'deki, işte Kenya'daki olayları terör saldırısı olarak nitelendirdik. Nasıl İslam ve terörün yan yana kullanılmasına biz şiddetle karşı çıkıyorsak, İslamofobiyayı en fazla başbakanımız uluslararası literatüre kazandırdı ve gündeme getirdiyse, bizim vurguladığımız kavramlardan bir tanesi de bu. Masum sivil insanları katleden hiçbir anlayış, hiçbir yöntem kabul edilemez. Bu kaynağı kim olursa olsun, kimliği kim ne olursa olsun, yani mazlumun da zalimin de kimliğini, dinini, mezhebini biz sorgulayamayız. Kategorik olarak bunu reddederiz. Ve bu zihniyet, yani o eylemlere sebep olan zihniyet bir tehlikedir. Ve ben bununla ilgili bir yazı da yazdım. İslam alimleri bu konuda çağrı yapmalı. Bu zihniyetin filizlenmesine sebep olan anlayışlarla mücadele etmek durumundayız. Yoksa bu tehdit, tehlike herkes için söz konusudur. Yani burada bizim duruşumuz net. Böyle alengirli bir iş yok, muğlak bir durum yok. Türkiye'nin tavrı bu noktada nettir. Peki bütün dünya Esad'la barışır ve ya tamam devam etsin derse ne yapacağız? Biz mi böyle devam edeceğiz? Yani bizim kategorik olarak Suriye diye bir şeyimiz yok, hasmane bir tutumumuz yok. Burada bir yönetim, bir anlayışla bizim sorunumuz var. Yani Suriye halkıyla da bir sorunumuz yok. Suriye ülkesiyle, devletiyle. Şimdi biz Mısır'da darbeyi eleştirdik. Mısır halkı bizim kardeşimiz, dostumuz. Mısır'la bizim ilişkilerimiz her zaman iyi olmak durumunda. Ama bir anlayışı, bir uygulamayı, bir yönetimi biz eleştiriyoruz. Bunu eleştirmezsek Türkiye'nin inandırıcılığı kalmaz. Yani Orta Doğu'da bölge halklarının gönlünde Sayın Başbakanımız Türkiye tat kurduysa, bu ahlaki ve ilkesel duruşuyla kurdu. Bunu yapmadığın zaman adama derler ki kardeşim sen Esed'in zulümlerine ses çıkarmadın, sen Mısır'da darbeye ses çıkarmadın. Türkiye'nin inandırıcılığı kalmaz. Ama bir yandan da bu ülkelerle bizim bir ilişki kurmamız gerekmiyor mu? Yani kuruyoruz şimdi, zaten yani şimdi Mısır'la bizim ilişkimiz yok mu? Elbette. Devam ediyor mu ilişkiler? Devam etmek durumundadır. Yani Suriye'de yönetim değişirse, yeni bir yapılanma olursa elbette tamam. Türkiye en fazla ilişkiye Mısır'la bugünkü durumda mesela. Çünkü Mısır'la bayağı bir gerildik. Mursi'nin devrilmesinden sonra Türkiye junta'ya karşı ya da işte darbecilere karşı en sert tavrı alan ve bu tavrı en uzun süre koruyan, hatta belki de tek sert tavır alan ülke oldu. Şimdi biz Mısır'la ilişkilerimizi kökten kesmedik. Biz eleştirilerimizi ortaya koyduk. Bundan sonra da ilişkilerde bir normalleşme olabilir ama neticede ortada bir sorun var. Bu sorun devam ediyor. Tutuklanan insanlar var. İşte bir partinin üzerine gidiliyor. O yer altına itilmeye çalışılıyor. Bu uygulamalarda da elbette bir takım değişikliklerin olması lazım. Yani normalleşme, iki ülke arasındaki normalleşme değil, ülkenin kendi içinde önce bir normalleşme yaşaması lazım. Yani bunu da görmek gerekiyor. Şimdi Suriye konusu, Suriye konusunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yaptığını söyleyebilir miyiz? Hayır. Yani sen kimyasal silah meselesi oldu, yeri göğü inlettiler. Bir hafta sonra ne oldu? Her şey değişti. Şimdi işte övgüler düzüyorlar. Böyle bir tenakuz, böyle bir paradoks olabilir mi? Yani sen 100 bin kişiyi öldür, normal, ama kimyasal kullanma. Kimyasal kullanma. Kullanırsan da işte bir şekilde idare ederiz. Böyle bir yaklaşım olur mu? Bu teşvik demektir. Yani öldürmeyi, zulmü teşvik demektir. Şimdi bu mesele küresel güçlerin
arasındaki güç çekişmelerine kurban edilen bir konu oldu. Yani aynı soğuk, soğuk savaş şey zamanı gibi Rusya tekrar bölgede sistemin içerisine girdi ve bu güç dengesinde kilitlendi mesele. Ve Amerika da şu anda kendi iç kriziyle uğraştığı için belki çok fazla da konsantre olamıyor. Belki de Batı'nın da işine giriyor bu. Yani istikrarsız ve kendi içine savaşan bir Suriye'nin İsrail'e bir tehdit olması mümkün değil. Bölgede işte Rusya'yla işte yan zaman yana biz de bu adaletsizliği, bu çifte standardı eleştirmek durumundayız. Peki bu işte yarın öbür gün oradaki istikrarsızlık sınırdan Türkiye'ye de aksedemez mi? Şimdi bu zaten olumsuz etkileri bütün bölgeye yayılıyor. Yani bu uluslararası güçlerin veya bölgesel bir takım odakların antrenman alanı haline geldi. Aynen öyle oldu. Yani farklı ülkeler adam gönderiyor, orada savaştırıyor, parmak işte karıştırıyor. Yani Suriye'de Suriyelilerin dışında birçok odağın, gücün, ülkenin adamlarının bir takım inisiyatif mücadeleleri yürüttüğünü de görüyoruz. Yani burada belki de en fazla yani çıkar odaklı olmayan, hasbi bir şekilde değer odaklı hareket eden ülke Türkiye. Yani bizim ne Sudan'a yardım eli uzatırken, ne Suriye'deki meseleye elimizi uzatırken, ilgilenirken böyle bir çıkar beklentimiz var mı? Yani ama Orta Doğu'da bir takım ülkeler bu düşünceyle hareket ediyorlar. Şimdi mesela Suriye'de rejim düşerse bu benim için tehlikedir. Adam kendi çıkarı üzerinden oradaki gelişmeleri... Öyle olması lazım değil mi? Şimdi öyle olması lazım değil çünkü orada bir insanlık katliamı var. Yani sen stratejik çıkarın için oradaki insanlık katliamına göz mü yumulacak? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu yüzden bu ahlaki bir tartışmayı açacak bir şeydir. Ülkeler kendi çıkarlarını düşünebilirler. Ama kendi çıkarlarını başkalarının yokluğu üzerinde, başkasının ölümü üzerinde kurgulamaya başlarsa bu sorgulanacak bir durum ortaya koyar. Peki ya bu sonunda bize akseder ve bizim ülkemizde insanların hayatlarını kaybetmeye sebep olursa ki bunun ufak tefek de olsa örneklerini görüyoruz. Yani Suriye'nin Türkiye'yi istikrarsızlaştırma çabası için bazı unsurları devreye soktuğunu ben net göremiyorsam bile siz büyük ihtimalle daha net görüyorsunuzdur. Ben de tahmin edebiliyorum. Şimdi bu mümkün tabii. Yani Esed rejiminin Türkiye'yi rahatsız etmek için yani bu istikrarsızlaştırıcı ciddi bir faktör. Yani böyle bir toplumsal dalga meydana getirecek bir durum söz konusu olamaz. Değil. Ama Türkiye'yi irite edecek, rahatsız edecek, aynen, kısmen canını yakabilecek şeyler bugüne kadar oldu. Buna karşı biz gereken adımları attık. İşte bu angajman kurallarının değişmesi, işte helikopterin vurulması. Şimdi Türkiye'nin uçağı düşürüldüğünde herkes hükümeti suçladı. Niye gerekeni yapmadın, niye karşılık vermedin vesaire. Türkiye gereğini yaptı. Angajman kurallarına göre mütecaviz helikopteri düşürdü. Bu sefer yine hükümete yükleniyorlar. Siz niye düşürdünüz? İşte her sınır ihlalinde vurulur muydu vesaire. Yüklen olmadı galiba. Oldu. Bununla ilgili yazılar da çıktı. Birkaç yazı çıktı. Şimdi burada sürekli kendi iktidarını suçlayan, kötüleyen bir yaklaşım olabilir mi? Şimdi bir takım gazeteler gidip Esed'le görüşüyorlar ve sürekli Türkiye sövgü, başbakana sövgü. Ya bu nasıl bir anlayıştır? Nasıl ama bence Esad'la görüşülebilir yani. Esad'la görüşme mesele siz ona zemin hazırlayıp onu meşrulaştırmaya çalışıp kendi ülkenizi sövdürüyorsanız burada sorgulanması gereken bir durum var. Yani kendi ülkenizi ama Esad'ın da ne yapmak istediği ne olduğunu falan bir gazeteci açıkçası merak eder. Ben de Esad'la bir röportaj yapmak açıkçası isterim. Bu yani röportajı yapmak değil. Siz yayınlarınızda sürekli onu desteklerseniz, kendi hükümetinizi yererseniz burada başka bir durum var. Tabii başka bir şey. Peki yine bugünkü yazınızdan yola çıkmak istiyorum. Şimdi Başbakan Erdoğan'la ilgili bir suçlama da söz konusu. İşte Avrupa Birliği ile fazla ilerleme kaydedememiş olmamız, 2004'teki özverili yaklaşıma rağmen bir ilerleme kaydedememiş olmamız, Başbakan Erdoğan'ın bir takım söylemleri sonucunda şöyle bir tablo ortaya çıkmaya başladı. Başbakan acaba Batı'ya karşı mı? Özellikle Cumhurbaşkanı olursa, onu da biraz sonra konuşacağız, Batı'ya iyice sırtımızı mı döneceğiz? Batı ile ilişkilerimizi iyice mi askıya alacağız? Füzeyi Çin'e yaptırmamız bile buna bir örnek olarak göstermeye başladı. Füze ihalesinde Çin'den öne çıkması. Başbakan Erdoğan Batı'ya karşı şimdi mı? Bu uluslararası zeminde AK Parti iktidarı ve Sayın Başbakanımızla ilgili iki tane propaganda yürütüyor. Bunlardan bir tanesi bu biraz önce bahsettiğimiz terör örgütleri. Yani sanki bunlara Türkiye'ye yakın bunları destekliyor gibi bunu biraz önce konuştuk. Şimdi ikincisi de Batı karşıtlığı. Yani Batılı kurumlar Batı dünyasıyla bir karşıtlık içerisine giriyormuş gibi. Yani daha önceki kampanyalar genelde AK Parti'yi sorgulayan, AK Parti'ye hedefe koyan kampanyalar. Burada doğrudan Sayın Başbakanımıza hedefe koyan bir takım yaklaşımların öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Aslında Türkiye'den haz etmeyen, AK Parti'den haz etmeyen
En sonunda da Sayın Başbakanımız da bunu mücessem hale getiren bir anlayış. Burada Avrupa Birliği konusunda en büyük yakınlaşmayı kim sağladı? AK Parti sağladı. Burada bir kandırmaca vardı. Bunu açık koyalım. Onlar almak istiyormuş gibi yapıyordu. Biz de girmek istiyormuş gibi yapıyorduk. Hiç kimse bir şey yapmıyordu. Türkiye gibi büyük ve önemli bir gücü dışlamak, ekarte etmek, kenarda tutmak, bunun bir maliyeti var, bir riski var. Batı bunu bildiği için Türkiye'yi iskeleye bağlamıştı. Limana da almıyordu, iskeleye de tutuyordu. Karaya çıkamıyordu, orada duruyordu. Yani orada duruyorduk. Türkiye'nin de işine geliyordu. Şimdi statüko Avrupa Birliği çerçevesindeki demokratik değişimi kabullenmediği için herkes bu şekilde yani çözümsüzlük çözümdür anlayışında. Aynı Kıbrıs'ta olduğu gibi kilitlenmiş bir durum. Şimdi bu bir sahtekarlık. AK Parti bunu bozdu. Biz gerçekten girme niyetiyle çok ciddi bir performans ortaya koyduk. Adamlar bunu gördüler. Ya, ciddi ciddi bunlar girmek için çaba gösteriyorlar. Bu sefer işi yokuşa sürmeye başladılar. Şimdi Avrupa Birliği ilişkileri durdu mu? Niye dursun? Ne oldu peki? Türkiye'nin şunu yapmadı, bunu yapmadı, şu reformu yapmadı mı diyorlar? Yoksa başka sebeplerle mi takoz koyuyorlar? Başka sebep, siyasi sebeplerle. Yani küçücük Güney Kıbrıs parmağında oynatıyor. O büyük AB ülkesi, üyesi ülkeler onlar sesini çıkaramadığı Kıbrıs için Güney Kıbrıs'ın arkasında, onun gölgesinde kalarak Türkiye'nin üyeliğini engellemeye çalışıyor. Bunun da farklı birçok sebebi var. Din de bunlardan önemli bir tanesidir. Ayrı bir tartışma konusu. Şimdi bu konuda çaba gösteren kim? AK Parti iktidarı, başbakanımız. Peki biz Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz, uyum sürecindeyiz diye her şeyi sineye mi çekeceğiz? Yani bunların yaptığı her haksızlığı kabul mü edeceğiz? Veya bunları hiç eleştirmeyecek miyiz? Yanlışlarını söylemeyecek miyiz? Şimdi burada biz BMGK üyesi olduk değil mi? Birleşmiş Milletler ve büyük bir oyla olduk. O büyük oyunu niçin aldık biz? Türkiye bu ahlaki duruşuyla aldı. Yani mazlum insanlara elini uzatması, çıkar odaklı olmayan bir yaklaşımla, insani perspektifle dünya meselelerine el atmasıyla aldı. Şimdi biz oraya girdik. Ne oldu peki? Eyyamcılık mı yaptık? Onu sorgulayan bir şey. Yani reform yapılmalı BM'de dedik. BM'nin yanlışlarını sorguladık. Yani biz hem o sisteme giriyoruz, sistemi kabul ediyoruz ama bir taraftan da onun yanlışlarını sorgulayan, onu demokratikleştirmeye, değiştirmeye çalışan bir yaklaşım sergiliyoruz. Şimdi NATO'nun biz en önemli üyelerinden bir tanesiyiz. NATO ne dese yapmışız bunu bugüne kadar. Peki etkili olabilmiş miyiz? Şimdi Türkiye etkili olmaya başladı. Gerekirse veto gücünü kullanıyor. Gerekirse bu olmaz kardeşim diyor. Şimdi bu birilerine rahatsızlık meydana getiriyor. İsrail'i veto etmediniz. Yani bu da farklı tartışmalar, hesaplar vesaire uzun bir konu. Yani neticede biz birçok konuda sistemin içerisindeyiz. Ama sistemin içerisinde etkisiz, edilgen, pasif bir aktör olarak, bir uydu olarak, teslimiyet içerisinde bir ülke olarak konumlanmak durumunda değiliz. Biz elbette kendi çıkarlarımızı gözetmek ve gördüğümüz yanlışlıkları vurgulamak durumundayız. Türkiye'nin yaptığı bu, başbakanımızın yaptığı Batı karşıtlığı değil. Batı'ya Türkiye'yi en fazla aşan lider Sayın Başbakanımız. Avrupa Birliği'ne de, BM'ye de, NATO'ya da, diğer uluslararası kurumlara da. Ama bunların içerisinde Türkiye'nin bir gücü var. Kendi çıkarı var. Türkiye uydu değildir. Gerektiği yerde hakkını aramasını bilir, eleştirmesini bilir. Böyle dik duruşla bir ülke, bir lider. Şimdi dünya bu tür liderleri aslında hasret. Yani herkes rol yapan, alttan alan, iki yüzlü, çifte standartlı zaten insanlar. Politika bu değil mi? Uluslararası yani politika rol yapan bu değil mi bir. Şimdi Sayın Başbakanımız rol yapmıyor. Sadece bir siyasi aktör, siyasi lider. Şimdi dünyanın belki buna biraz alışması lazım. Yani burada bir Batı karşıtlığı söz konusu değil. Bu bir propaganda ve doğrudan Sayın Başbakanımıza hedef alan bir yaklaşım. Burada dediğim gibi Batılı kurumlara en fazla Türkiye'yi açan AK Parti iktidarıdır. Ama dediğim gibi Türkiye'nin çıkarlarını koruyarak ve dik durarak bu entegrasyonu sağlamak. Peki bu dik duruş için bir yandan da bir şimdi düşünün koskoca Amerika. Yani dünya gücü, dev bir ordu, müthiş bir teknoloji kullanma kapasitesi. Bütün dünyayı dinliyorlar, izliyorlar, her yere zırt diye asker yolu. O mesela Obama bile zaman zaman kıvırttırırken, zaman zaman değil hatta sıklıkla kıvırttırırken, Fransa'nın eski cumhurbaşkanı bildiğiniz dansöz olmuşken, İngiltere'nin başbakanı, kusura bakmayın ben böyle konuşurum biraz, İngiltere'nin başbakanı oryantal yaparken, İtalya'nın başbakanı zaten bunga bunga yaparken. Bizimki de zeybek oynuyor şimdi yani illa kıvırtmak yani gerekmiyor. Bu kadar bu dik duruşun arkasında sağlam duracak bir şeyimiz, gücümüz, askeri veya ekonomik gücümüz olmasına rağmen, niye dik durmak bize mi kaldı? Yani biz de
uluslararası siyasetin koridorlarında böyle kıvrıla kıvrıla dolaşsak şimdi daha burada, rahat etmez miyiz? Şimdi burada bir kere haksızlık yapmamak lazım. AK Parti iktidarı reel politikayı çok iyi özümseyerek, bilerek hareket ettiği için bir takım başarılara sahip oldu. Yani reel politikaya siz teslim olursanız rüzgarın önündeki yaprak gibi. Sizi nereye götürürse oraya gidersiniz. Tabii. Sadece normatif politikayla, değer yüklü bir politikayla hareket ederseniz de önünüzdeki duvara tostarsınız. Bu ikisini bir arada götürme konusunda bence AK Parti çok başarılı oldu. Hem ahlaki duruşunu, kendi medeniyet tasavvurunun ürünü olan politikayı ortaya koydu, hem reel politikayı ve bundan dolayı başarılı oldu. Yani ekonomide de, diğer alanlarda da, Avrupa Birliği konusunda da yani birçok... Suriye dahil mi bu konuya? Çünkü Suriye ben öyle sanki... olduğunu düşünüyorum. Şimdi bugün reel politika eleştirisi yapanlar. İlk döneme bakın, o günkü reel politika neydi? O zaman da Türkiye eleştiriliyordu. Ağırdan alıyorsunuz işte, tepki göstermiyorsunuz, Amerika şöyle diyor, Batı böyle diyor. O zaman reel politika oydu. Şimdi bambaşka bir reel politika var. İşte o diyorsunuz ya dansöz gibi, sürekli reel politika da değişiyor. Burada Türkiye'nin bir günahı yok. Türkiye durduğu yerde duruyor. Ve doğru olanı yapıyor. İşte bunun alternatifini yapması da kaybettirirdi Türkiye'yi. Bunu da görmek lazım. Yani böyle davranmasaydı Türkiye'nin kaybı daha fazla olurdu. Yok mesela diye ben şahsi kendim olsun. Esad'la uygulanan sistemi o gün ben çok destekledim. Yani bir komşunuzla iyi geçinip o komşunun demokratik bir takım normlara kavuşması konusunda desteklemek bence çok doğru bir davranıştı. Hiç ben eleştirenler vardı haklısı ama ben kendi adıma bunu asla yaşamam. Ama bugün Esad'ın en karşısında ve tek başımıza kalmak da beni korkutuyor. Siz yönetemiyorsunuz. Yani ben neticede de. Suriye'nin kendi dinamikleri var ve bunu biz üretmedik. Suriye'nin kendi dinamikleri o noktaya getirdi. Peki Yalçın Bey, son bir ara vereyim. Sonra Cumhurbaşkanlığı meselesini konuşacağız ve tabii yerel yönetimlerde neler olabilir onları konuşacağız. Değerli izleyiciler, binlerce mail atıyorsunuz. Bedelli Asya'ya ne zaman çıkacak diye. Bedelli Asya'ya çıktı. Hiçbiriniz gitmediniz. Başvurmadınız bile. Şimdi tekrar ne zaman çıkacak diyorsunuz. Ben siyasi falan değil ama ben olsam çıkartmam. Var mı böyle bir proje? Şimdi bunlar siyasetçilerin müzmin karşılaştığı sorular. Yani bu konular artık geride kaldı. Peki hemen güncel mevzuya geçmek istiyorum. Geleceğe ilişkin mevzuya. Yerel seçimler yaklaşıyor. Yerel seçimlerle ilgili en çok tartışılan konulardan bir tanesi de loto. İsim loto, isim toto neyse. İşte şuraya şu olacak, buraya bu olacak falan diye. AK Parti'nin de biliyoruz ki bazı 3 dönemden dolayı bu önümüzdeki seçime giremeyecek bazı önemli isimleri büyükşehir belediye başkanlıkları konusunda özellikle büyük şehirlerde aday olarak göstereceği söyleniyor. Bunu başbakan da zaten kendisi de açıkladı. Mesela Binali Yıldırım'ın adı İzmir için geçiyor. Hem İzmir milletvekili hem İzmir'de seviliyor. Hem AK Parti'nin İzmir'deki oylarını maksimize edecek isim olarak görülüyor. Fatma Şahin'in ismi kendi ili olan Gaziantep için geçiyor. Faruk Çelik'in ismi iki yerde birden geçiyor. Urfa'da ve Bursa'da geçiyor. Urfa'da şahane bir belediye başkanı var AK Parti'nin. Üstelik de partisinin ayrıldığı Saadet'e gitti ve tekrar geri döndü. O yüzden Faruk Çelik'in de Bursa için daha çok makul görünüyor. Daha böyle pek çok isim de var. En önde gelenleri bunlar olduğu için söylüyorum. Belli mi adaylar? Mesela Binali Yıldırım'a kesin İzmir deniyor. Şimdi tabii biz bazı partiler gibi masa başında isimleri belirlemiyoruz. Yani bu bir kere başvuruda bulunanlara saygısızlık. Yani şu anda bizim bir işte bu ay başında başladı, ay sonunda tamamlanacak. Başvurular yapılacak. Bundan sonra biz ciddi şekilde müdakik bir ummalı çalışma yürütüyoruz. Yani anketler yapılıyor. 40 kişilik bir anket yaptınız. Teşkilat, doğru mu? Bütün tabii illerde, ilçelerde anket yapılıyor. Bunu biz yaptırdık ve bir defa değil birkaç defa daha yapılacak. İsimler olgunlaştıktan sonra isimler sorgulanacak. Bazıları da ucu açık, bazıları ucu kapalı tabii, anketler yapmışsınız. İsimler netleştikçe isim sorgulaması da yapılacak. Yani anketler yapılıyor, teşkilat yoklaması yapılıyor. Şehirlerde kanaat önderleri, STK'lar ne düşünüyor, ne diyor, bunların fotoğrafı çekiliyor. Ondan sonra komisyonlar oluşturuluyor. Bu komisyonlar bütün aday adaylarıyla görüşüyorlar. Ondan sonra bir üst komisyon oluşuyor. Partinin ilgili kurulları değerlendiriyor. Yani çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Ve demokratik gerçekten bir süreç işletiliyor. Ondan sonra adaylar açıklanıyor. Bu yüzden yani şimdi bazı partiler açıkladı. Nasıl bir çalışma yaptılar da açıkladılar bilmiyorum. Ama neticede bir kere bütün aday adaylarını dinlemek lazım, görüşmek lazım. İşte anketler, temayül yoklamaları bunların hepsini yapmak lazım belirlemeden. Yani bizim zihnimizde bir takım yerlerle ilgili bir takım isimler olabilir. Yani bizim derken
Parti. Genel merkezi kastediyorum. Ama neticede bunu görmek lazım. Çünkü bunda hata payı olabilir. Yani bizim baktığımız yerden gördüklerimizle vatandaşın gördükleri arasında fark olabilir. Varmış. Yani biz bir belediye başkanı çok başarılı görebiliriz. Halk bir takım şeylerinden hoşlanmayabilir. Yani şimdi geçmiş dönemde biz bazı yerleri kaybettik. Sırf diyelim ki halkla çok yakın değil diye, fazla gülmüyor diye, güler yüzlü değil diye, halkla ilişkisi kötü diye bir takım yerleri kaybettik. Siz de benimle çok başarılı olmamıza rağmen belediyeler. Bu yüzden ciddi bir çalışma yapmak gerekiyor. Bir de biz burada aslında neticede halk karar verecek ama bizim seçtiğimiz adaylar birçok yerde belediye başkanı olacak. Yani diğer partiler asbelkader belirliyorlar. Yani kazanacak veya kazanmayacak. Ama bizim belirleyeceğimiz adayların önemli bir kısmı belediye başkanı olacağı için o özelliklerde... Yani o işi de yapabilecek adam olması lazım. O işi yapabilecek adam olması lazım. Yani biz hem kazanacak hem işi yapacak. Yani aday diye açıkladığımız kişi birçok yerde belediye başkanı demektir. Bu yüzden ona göre çok ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Yoksa yani işte burada parti sistemi ağırlıklı olduğu için sizin gösterdiğiniz adayı bir şekilde vatandaş onaylıyor ve onaylamıyor. Bu yüzden dediğim gibi belli hassasiyetleri de gözeterek yani kim bu işi en iyi yapar? Bir de bu sadece yerel seçimin ötesinde anlamlar da ifade ediyor. Yani arkasından Cumhurbaşkanlığı seçim var. Ondan sonra milletvekili seçim var. Yani siyaset iklimini, siyaset psikolojisini etkileyebilecek bir seçim bu. Bu yüzden bizim en yüksek oyu kimle alacağımız da önem taşıyor. Sadece belediye başkanını kazanmamız değil. Diyelim ki Malatya'da veya Erzurum'da bizim yani tartışmasız AK Parti kazanacak. Ama %60 da mı kazanacak, 80 de mi kazanacak, 70 de mi kazanacak? Bunlar bile önem taşıyor. Bu yüzden en fazla halkın beğenisini kazanacak kişileri belirlememiz gerekiyor. Bugünden yani bir de bu yani 3 dönem oldu artık bu adam işsiz kalacak buna bir iş bulalım diye yapılmıyor bu. Yani bu isimler Türk siyasetine önemli katkılar yaptılar. Belli uzmanlık alanlarındalar ve o şehirlere ne katabilirler, ne kazandırabilirler? Bu arayışla bu isimler eğer gönderilirse oralara gönderilmiş olacak. Ama dediğim gibi bugünden bu tür spekülasyonların içerisine girmek de çok doğru değil. Yani bu arkadaşlarımızın hepsi hakkıyla bu işi yapabilecek kişiler. Ama burada dediğim gibi bu süreçler işletilecek. Partinin ilgili kurulları en sonunda oturup buna karar verecekler. Peki mesela İstanbul'da Sarıgül ismi AK Parti'yi ürkütüyor mu? Yani Sarıgül bizi daha fazla zorlar diyor musunuz? Hiç ürkütmüyor. Bir kere ben baktığım zaman üzülüyorum. Yani CHP'nin işte bu adaylık tartışmalarına vesaire. Yani büyük şehirlerdeki tartışmalar, polemikler, çekişmeler. Yani bir ana muhalefet partisi, işte Cumhuriyet'in tarihiyle yaşıt bir parti. Böyle bir şey içerisinde olabilir mi? Yani aday çıkarma konusunda gündeme gelen isimlere baktığımız zaman son derece popülist bir takım isimler. Yani bunu Ankara'da da görüyoruz biz. Yani başlıklar düzeyinde siyaset yapan, sadece laf eveleyip geveleyerek siyaset yapan bir takım insanlar. Şimdi bunlar şehirlere ne katabilir? Yani şehirlere bir şey katabilir mi? Ankara'da Muharrem İnce adı geçiyor. Yani birçok tartışılan isimler açısından söylüyorum. Yani burada bizim herhangi bir isimden çekilmemize gerek yok. Yani AK Parti zaten büyük şehirlerde açık ara önde durmuyor. Ve belediye başkanlarımız da son derece başarılı bulunuyor. Burada AK Parti kendi içinde bir değerlendirme yapacaktır. Bu vakti saati geldiğinde de bu değerlendirme yapılır. Yani bu diğer adaylara göre de belirlenecek bir durum değildir. Yani şu olursa AK Parti adayını değiştirir. Buna karşı bundan endişe ederek, çekinerek başka birisini gösterir. Bunlar da hepsi spekülasyon. Yani AK Parti'nin çekineceği hiçbir isim de konu da yoktur. Yani biz rakiplerimizi küçümsemeyiz. Elbette ciddiye alırız ama kendi durumumuzu da elbette biliriz. Yani AK Partilik, belediyecilik AK Parti'nin işi. Bizim en başarılı olduğumuz alan. Bir de şunu da görmemiz lazım. Yani artık şehirleri topyekün algılamak gerekiyor belediyecilikte. Yani şehrin sanayisinden işte kültürüne vesairesine birçok alanda belediyelerin bir şeyler yapması gerektiği gibi. Hatırlayın son milletvekili seçimde biz şehirler üzerinden bir takım kampanyalar yürüttük. Şehirlere neler yapacaklarını. Bunun içerisinde yani merkezi yönetim yatırımları kadar belediye yatırımları da vardı. Ankara'da diyelim Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesi yapacak. Bu da vardı. Şimdi tersinden bakarsak bu yerel seçimlerde merkezi yönetimin o şehire neler getirdiğini, hangi projeler oldu, bu da önem taşıyor. Şimdi İstanbul'da 3. köprü, 3. havalimanı, Marmaray, yani kentsel dönüşümler, 2 yeni şehir, işte kanal
İstanbul. Bunlar merkez yönetimin projeleri. Ama şehrin geleceğinde belki yerel yönetimin hizmetlerinden daha büyük bir önem taşıyor. Yani merkezi yönetim, yerel yönetim uyumu, birlikteliği artık önem taşıyor. Yani İzmir'de ne oldu? Metro yapamadı. İşte Ulaştırma Bakanlığı devreye girdi. İşte. Ankara'da benzer şekilde. Yani burada merkezi yönetimle yerel yönetimin aynı partiden olmasının da çok büyük bir önemi var. Tabii. Şehri bir bütün var olarak algılamak da tabii bu çok büyük önem taşıyor. Çünkü şehirleri hep beraber topyekun kalkındırmak, her alanda kalkındırmak için bu uyum da söz konusu. Yani bu uyumu siz sağlayamazsanız birçok noktada elbette bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Peki. Gelelim Cumhurbaşkanlığı meselesine. Bizden önce Balçekpamir'in konu olan Sayın Süleyman Soylu dedi ki halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olacaktır dedi. Evet. Bu alınmış bir karar mı parti? Yani Tayyip Bey'in Çankaya'ya çıkmasına kesin aday olmasına kesin gözle bakıyor muyuz? Kişisel bir değerlendirme ve bir temenni olarak görülebilir. Şimdi bu konuda tabii bu bize çok soruluyor. Öncelikle ben yani bunu konuları konuşmak, tartışmak açısından zamanı erken buluyorum. Yani bu konu daha bir yıl var önümüzde. Şimdiden zamanlama itibariyle bu konuların çok fazla gündemde tutulması, tartışılmasını ben şahsen doğru bulmuyorum. İkincisi, neticede Sayın Başbakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan konularda çok fazla yorum yapılması, spekülasyon yapılması partililer tarafından bu da yakışık almayabilir. Yani bu şahsiyetler bizim için önemli şahsiyetler. Yani bunları üzecek herhangi bir yorumun içerisinde de olmaması gerektiği kanaatindeyim. Ama neticede bu önemli bir süreç. Yani Sayın Soylu bu halkın iktidar yürüyüşünde veya demokratikleşmesinde Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesi önemli bir boyut. İşte halk önderi olarak, önemli bir kişi olarak Sayın Başbakanımızın alması bunu taşlandıracaktır anlamında herhalde şeyler söylemiş. Burada tabii burada adaylık konusunda da, kampanya konusunda da partiler önem taşıyor. Partiler etkili olacak. Bu yüzden partilerin görüşü önem taşıyor. Ve bu şahıslar, yani bu şahsiyetler kişisel bir şey içerisinde bugüne kadar hiç olmamışlardır. Yani kişisel çekişme vesaire gibi bir takım şeyler üreterek fitne çıkarmak isteyenler var. Bunları bir kenara bırakalım. Yani kişisel bir kaygı peşinde olmamışlardır. Yani bir dava adamı pozisyondadır ikisi de ve gerçekten Türkiye için bir değerdir. Türkiye'nin ürettiği değerlerdir. Bunların kıymetini bilerek bu süreçleri bence geçirmek gerekir. Belli hassasiyetleri gözeterek geçirmek gerekir. Bu yüzden daha erken şimdiden bunları fazla konuşmak, tartışmak, polemikler yapmak, yakıştırmalar yapmak bence ikisi için de haksızlık olur. Şimdi ben çok aynı kanaatte değilim. Şu yüzden aynı kanaatte değilim. Yani bütün Türkiye deki vatandaşların kiminin tahmini, kiminin temennisi, kiminin beklentisi Tayyip Bey'in 3. dönemi doluyor zaten. Şunu da biliyoruz yani bu konuda o kadar kesin konuştu ki ben bir 4. dönem daha yapayım demeyeceğine göre daha da 60 yaşına yeni geliyor. Siyaset dışında kalmayacağına göre herkes diyor ki Çankaya yürüyecektir. Sayın Gül de şimdi bu sizin projeksiyonunuz. Tabii, projeksiyon, yani siz mantıken bakıyorsunuz, evet. Böyle bir tablo koyuyorsunuz. Şimdi burada benim söylediğim şu, yani parti üzerinden adaylıkta, kampanyada vesaire gibi partilerin görüşleri önemli. Şimdi geçen sefer ben açık söyleyeyim, Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanı olmasını arzu ederdim. Ama ne oldu? Parti devam etmesi yönünde daha çok bir hissiyat ortaya koydu. Oluştu. Değil mi? Yani burada partinin ne dediğinin büyük önem var. Yani bu kişisel bir tercih veya kişisel bir arzu, istek vesaire gibi algılamak, takdim etmek doğru değil. Burada büyük bir yapı var. Ve bu yapılar üzerinden insanlar Cumhurbaşkanı olacak veya olmayacak. Bu hareketin içinden gelen bu insanlar elbette bu hareketin ne dediğine bakacaktır. Bu hareketin geleceğine bakacaktır. Bu yüzden ben yani kişisel kanaatlerden ziyade o kurumsal yapının hissiyatı, kanaati daha önemli diyorum. Şimdi o zaman yoksa mantık yürüttüğünüzde bir takım şeyler söylenebilir. Kurumsal yapıyla ilgili bir şeyler söyleyebilirim belki. Şimdi partinizde pek çok milletvekili, özellikle geçmişten gelen milletvekillerini, yani gençler değil ama hani aksakallı da sayılmayacak ama işte Refah'tan beri tanıdığımız gerek Tayyip Bey'in yakınında yer almış, gerek
yani İstanbul'da yakında yer almış belediye başkanlarında, gerekse Abdullah Bey yakında yer almış isimlerle zaman zaman yaptığımız tırnak içinde gayri resmi sohbetlerde, onların da temennisi benim gibi ya da onların da yaptığı projeksiyon, diyorlar ki yani yakışacak olan Abdullah Bey'in partinin başına geçmesidir. Çünkü 3 dönem sıkıntısı yok onun. 3. dönem için gelecektir buraya. Zaten ara verdiği için bir 3 dönem daha yapma hakkı vardır. Tayyip Bey'in de 3 dönem sıkıntısı vardır. Üstelik Cumhurbaşkanlığı kendisine yakışacak bakandır. Biz partinin geleceği için böyle öngörüyoruz. Bunun faydalı olacağını düşünüyoruz diyorlar. Siz tabii ki siyasi başlangıç olarak... Neticede böyle diyenlerin sayısal durumu önem taşıyacak. Elbette. Kaç kişi böyle diyor? Kurullarda ne, hangi bunlar üstün mü gelecek, gelmeyecek? Bu görülecek elbette. Şimdi burada tabii benim bir kişisel görüşüm var. Ama benim kişisel görüşümü söylemem bulunduğum pozisyon sebebiyle başka türlü anlaşılacağı için ben söylemiyorum. Neticede burada partiye bu işi bırakmak lazım. Partimiz bugüne kadar bu konularda bütün bu hassasiyetleri gözeterek bir kanaat ortaya koydu. Bunu biz beğeniriz veya beğenmeyiz. Geçen sefer ben beğenmiyordum ama bir kanaat ortaya çıktı ve ben çok da memnun oldum. Yani Abdullah Bey gerçekten bu hareketin içerisinde en önemli isimlerden bir tanesidir. Tabii canım. Çok şeyler yapmıştır. Cumhurbaşkanlığında da bugüne kadarki cumhurbaşkanları içerisinde en başarılılardan bir tanesidir. Yani bunu çok fazla polemik içerisinde çekmeyi de doğru bulmam. Ama neticede bu partinin vereceği bir karardır. Abdullah Bey'in vereceği bir karardır. Tayyip Bey'in vereceği. Yani onların kişisel tercihlerini, takdirlerini ayrı tutuyoruz zaten. Peki hemen bir ara ve daha vereceğim. Son bir kısa ara vereceğim. Sonrasında şu 3 dönem mevzunu bir görüşmek istiyorum sizinle. Benim bu konuda bazı fikirlerim var, yazıyorum. Partiniz benim bu görüşlerime çok katılmıyor, onu da biliyorum ama sizin de ne diyeceğinizi merak ediyorum. Kısa bir ara vereceğim. Yalçın Bey, 3 dönem meselesini soracağım demiştim. Tabii siz gülüyorsunuz ve cevabınızı tahmin ediyorum ki ben bu ne zaman gündeme gelirsem AK Parti'den bu yönde bir ters dönüş alıyorum. Yani böyle bir şey söz konusu değil ama. Şimdi bunu ben birkaç seyahatte Başbakan Erdoğan'a da bizzat sordum. O da dedi ki o arkadaşların illa siyasi olması gerekmezdi ama benim bir fikrim var. Şimdi siyasette bir insanın yetişmesi kolay değil. Yani yaklaşık bir 20 batı standartında bize üniversitede öğretilen 30 senelik bir süreçtir bir siyasetçinin sıfırdan başlayıp en zirveye gelmesi ve bir tecrübe edinmesi ve ondan sonra da devlet makamlarını işgal etmesi. Yani 30 yaşında başlarsa 60, 20 yaşında başlarsa 50, daha genç başlarsa daha genç. Şimdi AK Parti içerisinde şöyle bir şey oluştu, hasbelkader oluştu. AK Parti'nin peş peşe 3 seçim kazanması oluştu, şöyle oluştu böyle ama bir takım genç ve başarılı isimler çıktı. Ve baktığınız zaman partinizde yaş ortalaması çok yüksek değil. Çünkü zaten bir yenilik ve gençler hareket olarak başlayan bir partiydi. Milli Görüş'ten ayrılıp. Hep aynı örneği veriyorum ama mesela Ali Babacan. Ali Babacan hani başlangıçta herkes Bebecan falan filan derken birdenbire hakikaten parlak. Bir siyasetçi olarak belki o kadar parlak değil ama bir yönetici olarak, bir bakan olarak hakikaten parlak performansı olan ve tecrübeli bir adam haline geldi. Şimdi böyle birkaç örnek daha partide saymak mümkün. İşte bu isimlerin birdenbire partinin koymuş olduğu bir kural, çünkü bugünden geleceğe çok uzak, geçmiş ise hep yakın görünmüştür insanların gözünde. O dönem ya işte 5-5-5, 15 sene diye bakılıp konmuş olan bir kural ve gençlerin de önünü açmak için, siyasete yaşlanmayı engellemek için, koltuğa yapışmayı engellemek için iyi niyetle konulmuş bir kural. Şimdi baktığınız zaman bazı isimler açısından Türkiye'nin zararına işleyecek gibi geliyor bana. Niye? Çünkü çok tecrübeli isimleri çok erken yaşta siyasetten uzaklaştırmak zorunda kalacağız. İşte Ali Babacan ben baba işine döneceğim falan filan diyormuş sağda solda. Ben şunu da biliyorum ki Tayyip Bey bu konuda bir kere Nuh dedi, peygamber demeyecek yani. Demesi doğru olur mu? Olmaz. Yani neticede ilke sahibi bir siyasi lideri. Olmaz tabii. Bu çizgiyi devam ettirmek. Ama mesela şöyle bir yöntem bulunamaz mı? Şöyle bir yöntem bulunamaz. Tayyip Bey diyelim ki diyorum tırnak içerisinde Çankaya'ya çıktı. Partinin yeni bir genel başkanı var. Ve bu onun da bu konuda verilmiş bir sözü falan filan. Kimseye verdiği bir söz yok. Çünkü Tayyip Bey'in sözü bu hep. Bu kuralı eleştiremez mi? En azından partinin belli isimleri, ne diyeyim, kurucular kurulu için, bilmem ne için. Burada bir geri adım olamaz mı? Şimdi bir kere bunu kişisel bir mesele olarak görmek lazım. Yani Sayın Başbakanımız genel başkan olduğu için bunu dile getiren insandır. Ama bu neticede partinin aldığı bir karardır bu. Yani bu kurumsal bir karardır.
Ve bu ilkenin arkasında bu partinin de durması gerekir. Daha sonra ne olur bunu farizeylerle konuşamayız. Ama şunu söyleyebiliriz. Siyaset sadece milletvekili koltuğunda olmuyor. Yani siyasette etkili olmak koltukla da olmuyor. Ve bu kişiler siyasetin içerisinde yine kalabilirler. Çok önemli pozisyonlarda olabilir. Mesela bu milletvekili seçiminde birçok arkadaşımız milletvekili olmadı. Evet. Bir kısmı bakan yardımcısı oldu. Bir kısmı önemli kurumların başkanı oldu. Bir kısımları genel merkezde başkan yardımcısı oldu. Yani sistemin içerisinde kaldılar. Tabii. Bu tecrübe yine devam etti, istifade edildi. Yani bunlar sistemin dışına atılmıyor, tecrübe kenara konmuyor. Bir şekilde yani milletvekili olmasalar bile sistemin içinde kalıyorlar. Şimdi Ahmet Davutoğlu ilk dönem milletvekilliğinde bakanlık yaptı. Evet, bakanlık, dışarıdan mi? Bakanlık yaptı. Yani dışarıdan bakanlık da yapılabiliyor, bakan yardımcılığı da yapılabiliyor, farklı kurumların başkanlığı yapılabiliyor, genel merkezde görev alınabiliyor. Yani hiç milletvekili olmayan bir arkadaşımız genel başkan yardımcısı oldu. Yani evet, burada siyasetin içerisinde bu tecrübe yine aktarılacaktır. Bunu siyasetten dışlanma olarak görmek doğru bir yaklaşım olmaz. Şimdi ben 2 yıldır milletvekiliyim ama 11 yıldır bu işin içerisindeyim. Ve bütün bu işler olup biterken, yani tarihi olaylar, işte onlarca yılda olmayacak işler 10 yılda oldu. Bunun içindeydik. Siyasette etkili olmak sadece makamla, mevkiyle, koltukla olmuyor. Yani bir şekilde siz bu davaya inanıyorsanız bir şekilde bu sürece katkıda bulunabilirsiniz. İl başkanı olarak yapabilirsiniz, kurum başkanı olarak yapabilirsiniz, genel merkezde yapabilirsiniz, dışarıdan bakan olabilirsiniz, bakan yardımcısı olabilirsiniz. Farklı birçok makam var. Yani bu insanlar kenara atılmış olmuyor. Ama bir de şöyle düşünün. Şimdi bir takım örnekler veriyorsunuz. Bir de 8. 9. dönemi olanlar var. Yani AK Parti'de 3. dönem belki ama toplamda 8 dönemdir milletvekili. Şimdi bu açıdan baktığınızda da bizim bu adımı atmamız lazım. Bir yenilenmenin önünü açmamız lazım. Çünkü büyük bir hareket bu. Arkadan da bir sürü insan geliyor. Onlara da umudunu kırmamak lazım. Tabii umudunu kırmamak lazım ve bunu bir siyaset esnaflığına da çevirmemek lazım. Gayet iyi anladım. Peki bugün Sayın Başbakan'ın bir cümlesi benim dikkatimi çekti. Dedi ki kimse bize gündem dikte edemez. Ve bu bir yandan güçlü bir iktidar açısından elbette ki doğru bir cümle ama diğer yandan baktığınızda yani muhalefetin yapacağı hiçbir öneriyi dikkate almayız demek mi bu? Bu onu kastetmiyor tabii. Yani bir takım dayatma vari açıklamalar yapılıyor. Bunu mesela terör örgütüyle ilgili işte 1 Ekim'de şunun olması lazım. 3 tarihe kadar olmazsa şöyle olur vesaire gibi. Yani tehdit vari, dayatma vari bir takım açıklamalar yapılabiliyor. Şimdi biz bunlara endekslenerek hareket edemeyiz. Muhalefetin söylemleri, katkıları elbette takdire değer olabilir. Ama buyurgan bir şekilde, dayatmacı bir şekilde bu iş olmaz. Ve bugün yani muhalefet partilerinin gündem belirleyebildiğini hiç gördük mü? Yani Türkiye'de hangi gündemi belirlediler? Niye? Biz muhalefetin bazı iktidarın belirlediği gündemi takip edemeyen, onda yetersiz kalan bir durum var. Yani onun için hep diyorum Türkiye'de iktidar sorunu yok, muhalefet sorunu var. Pozitif bir öneri olursa elbette biz buna açık oluruz ve gereken desteği bazı veririz. Bazı konularda yaptınız zaten. Yapabiliriz işte. Tabii. Burada yani sorun iktidarın attığı pozitif adımları kategorik olarak karşı çıkıp tasvip etmeyen, küçümseyen bir tavır sergilemesi muhalefetin. İşte CHP'nin BDP'nin açıklamalarında olduğu gibi. CHP'nin bazı konularda geçmiş dönemlerde yapmış olduğu açıklamalar veya program koyduğu bazı şeyleri AK Parti gerçekleştirdi bazı meselelerde. Yani biz neticede kendi programımıza koyduklarımızı elbette gerçekleştiriyoruz. Ama aklın yolu birdir. Yani diyelim ki bu meselede Sayın Kılıçdaroğlu da işte bizim de söylediğimiz şeyler vardı falan dedi. Şimdi 30 yıldır bu konuda konuşmayan bir şey mi kaldı? Tamam, doğru. Bir sürü onlarca rapor çıktı. Herkes bir şeyler söyledi. Ama bizim referanslarımız belli. Parti programımız, hükümet programımız, kongrede ortaya koyduğumuz program vesaire. Yani biz bu referanslarla hareket ediyoruz. Ama toplumdan gelen talepleri, tepkileri de alarak daha burada interaktif bir durum söz konusu. Yani gündemimizde olmayan bir şey gündemimize girebiliyor. Halkın hissiyatını AK Parti zaten yansıtabildiği için oyunu arttırarak iktidarda kalabiliyor. Bu oy arttırma meselesinde mesela siyasi bir hata mıdır bu yoksa bilerek mi öyle yapıyoruz mu? Hep bir %50 çıtası koyuyorsun yani bir %50 oyumuz var. Şimdi o çıtayı öylesine koydunuz ki hani %49 alsanız yıkıldınız diye bir imaj oluyor. AK Parti mahvoldu %49 aldılar. Bu niye hep öyle bir çıta koymak zorunda? Biz koymuyoruz. Anketler onu gösteriyor. Yani bu bizim ürettiğimiz bir şey değil. Anketler 49 çıkarsa biz 49 da diyoruz. Ama son dönemde diyelim 5-6 aydır gelen çok fazla sayıda ankette hep 51-53 bandında AK Parti görülüyor. Bu elbette psikolojik bir etki yapıyor olabilir. Ama bizim böyle bir takıntımız yok. Yani burada neticede AK Parti'nin
bu oranlarda bir temsil gücüne sahip olması. İlk dönemde %35 oyla çok daha fazla milletvekiliniz vardı. Ya şimdi bu aslında büyük bir başarıdır. Yani bir parti 3 dönem üst üste iktidar gelecek, oyunu arttırabilecek, hala ileri hedefler koyabilecek ve bu canlılığını, dinamizmini koruyabilecek. Bu ciddi bir araştırma konusu olması lazım. Yani bunu burada AK Parti bu dinamizmi nasıl üretiyor? Bu canlılığı nasıl koruyabiliyor? Hala büyük bir umut ve beklenti nasıl üretebiliyor? Asıl sorgulanması, araştırılması gereken konu bu. Tabii orada AK Parti bir dalganın üstüne çıktı, bindi ve yürüdü. Ama işte o dalgalar, fakat sonra o dalgayı kendi dalgaları alaşağı ettiği, ters çevirdiği bir sürü hareket yani oldu. İlk başta bir dalga vardı, sonra AK Parti o dalgayı kendisi üretmeye başladı. Önemli. Yani burada tabii şu da önemli. Siz iktidar olmanıza rağmen, iktidarda biraz önce konuştuk, real politikaya teslim olma, kendi söyleminden, vaatlerinden kopma, kimliğinden uzaklaşma, yabancılaşma, bunlar halkla bağınızı koparan şeyler. AK Parti bu hataya düşmedi. Yani iktidarın eritici gücüne teslim olmadı. Burada hala muhalefet gibi bir protest bir dil üretebiliyor, eleştirel davranabiliyor. Çünkü ortada bir sistem var. Demokratikleşmesi gereken bir sistem var. Buna karşı iktidarda olmasına rağmen hala mücadele eden bir karakteri var. Hala değişimi zorlayan. Yani muhalefet hala statüko tarafında duruyor, korumaya, engel çıkarmaya çalışıyor, siz hala değiştirmeye çalışıyorsunuz. AK Parti iktidar muhalefet gibi bir yandan da yani baktığınız zaman. Yani bu bir dinamizm elbette üretiyor. Yani toplumla bağınızı arttırıyor ve dinamizm, canlılık meydana getiriyor. Peki, şimdi son iki günün özellikle sosyal medyada çok tartışılan konudan bir tanesi Sayın Hüseyin Çelik'in kılık kıyafetlerle ilgili bir televizyon programındaki kılık kıyafeti de içeren uzun açıklamasının içerisinde kılık kıyafet serbestliği ilgili geniş bir konuşma içerisinde bir bölümünde bir televizyon programındaki bir sunucunun kıyafetine eleştiri getirdi. Arkasında o sunucunun görevine son verildiği açıklandı ilgili televizyon tarafından. Siz bu olayı nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bu tabii talihsiz bir olay. Yani burada Sayın Çelik'in böyle bir kastı olduğunu ben düşünmüyorum. Yani birini hedefe alan, onun işte kovulması için çağrı yapan bir durum değil bu. Hiç akılcı değil. Konuşmanın bağlamına baktığında görüyoruz ki yani bu başörtüsü vesaire kılık kıyafet konusunda hepsinin bir bağlamı var. Bu bağlamda ortamına uygun giyinmek lazım. Elbette peçe takarak gelinemez. Kılık kıyafet bulunan pozisyona göre bir takım özellikler taşır. Toplumu rahatsız etmemek lazım anlamında bir takım şöyle söylerken verdiği bir örnek. Öyle. Yoksa bu hemen bu bayanın işine son verin anlamında bir çağrı, bir müdahale değil. Bu tabii kanalın kendi takdiri. Yani onu uyarabilirlerdi. O kendisi bunları duyup farklı davranabilirdi veya davranmazdı. O kendi bağlamında değerlendirilmesi gereken bu konu. Ama burada Sayın Genel Başkanımızın böyle bir kastı söz konusu değil. Normal bir ayrı bir bağlamda, ayrı bir kontekste bir eleştiri getiriyor. Yani bu da kimse eleştirmesin, konuşmasın deniyorsa bu da ayrı bir konu. Hüseyin Bey de öyle dedi. Bu da benim fikir özgürlüğüm. Yani neticede herkes bir takım şeyleri eleştirebiliyor. Bunda haklı olabilir, haksız olabilir. Ama kovulmasa daha iyi olmaz mıydı yani? Şimdi o kanalın tabii tercihi veya takdiri. Yani bunu da eleştirebiliriz. Şu şekilde yapılsa daha iyi olurdu diyebiliriz. Ama bizim dışarıdan bir yorumumuz olur bu. Peki son olarak çok merak ettiğim bir şeyi sormak istiyorum. Biz yine bir sonraki programa 2 saat ne konuşacağız dediniz programdan önce ama 2 saati de aşıyoruz. Sayın Başbakan'ın kaç danışmanı var? Çünkü bizim seyahatlerde gördüğümüz epey bir danışman var. Kaç baş danışmanı var? Kaç danışmanı var? Bir baş danışman ne yapar? Bir danışman ne yapar? Şimdi burada tabii aslında meseleyi şöyle görmek lazım. Şimdi bir sürü genel başkanlar geldi gitti veya belli makamları da işgal eden insanlar geldi. Bunlar ekip adamı olabilirler mi? Bir ekip üretebildiler mi? İnsan üretebildiler mi? Bir ekiple çalışabildiler mi? Yarın başka bir makama gittiklerinde o ekip, mesela Sayın Başbakanımız Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Çok önemli makamlarda burada diyelim ki genel müdürler vardı. Onların siyasette bugün işte birçoğunun bakan olduğunu gördük. Yani bir ekip yetiştirmek, ekip adamı olmak. Bu önemli bir şey. Şimdi bir taraftan Sayın Başbakanımızın işte karakter özellikleriyle ilgili bir takım işte otoriterde şöyle böyle şeyler söylüyor. Peki bunu söyleyen adam kaç kişiyle çalışıyor? Kaç kişiyi dinliyor? Kaç kişiyle istişare ediyor? Bir ekip adamı mı? Yani müzakereye açık mı? Bunların hiçbiri yok. Tek başına bir adam kimseyi dinlemiyor. Ama her işte büyük bir ekiple çalışan, herkes dinleyen, yani müzakereci bir şekilde yönetimde bulunan bir kişiyi eleştiriyor. Bu açıdan baktığımızda Sayın Başbakanımız yani yaşına bakmadan, kiminle
kalitesi varsa, uzmanlık alanı varsa, olmasa bile yetişmesi amacıyla birçok kişiyi istihdam ediyor, işte ekibe katıyor vesaire. Evet, burada tabii çok farklı sayıda danışman var. Bunların bir kısmı aktif olarak sürecin içerisinde, yani günlük koşturmaca dediğimiz günlük aktivitelerin içerisine katılan, işte Sayın Başbakanımızla birlikte hareket eden arkadaşlarımız var. Arka planda durup ofiste mutfak çalışması yapan arkadaşlarımız var, ama bunların hepsi neticede, yani görüntüde olmasa ve vitrinde olmasa bile önemli katkılarda bulunan arkadaşlarımız. Sürekli raporlar hazırlanıyor, görüşmelerden önce notlar çıkartılıyor, inanılmaz detaylı yani şeyler çıkıyor. Mesela ilk başladığımda işte 3 Kasım seçimlerinden sonra 2003'ün başı diyelim, genel mecliste başlamıştım ve bir takım raporlar hazırlıyordum. Avrupa Birliği, Kıbrıs vesaire. Sayın Başbakanımız başbakan olduktan sonra daha aktif bir göreve geldim. Yani kademe kademe arkadaşlarımız bu süreç içerisinde de farklı roller üstlenebiliyorlar. Bazıları milletvekili oluyor, bazıları devam ediyor danışmanlıkta. Ama bu önemli bir şey. Yani çünkü yani ülke yönetmek çok gündem, çok hızlı ilerliyor. Çok fazla konu var. Şimdi bir günde 3 tane konuşma yapabiliyorsunuz. Hepsinin konteksti farklı. Biri diyelim akademik toplantı, bir tanesi halka hitap ediyorsunuz. Biri çok ciddi bir kurumsal bir toplantı, diyelim terörle ilgili ilgili kurumlarla. Şimdi bunların hepsinin konsantrasyonu farklı, hepsinin hazırlığı farklı. Bu çok ciddi bir çalışma gerektiriyor. Bu yüzden ekibin büyük önemi var. Burada önemli olan işte Sayın Başbakanımızın ekip çalışmasına önem vermesi. Bütün bu kişileri, uzmanlık alanlarında kişileri ekip içerisinde tutabilmesi, onları dinleyebilmesi. Yani saatlerce Sayın Başbakanımız toplantılarda kişileri dinliyor. Hoşuna gitmese, katılmasa bile dinleyebiliyor. Bunlar önemli liderlik özellikleri bence. Ama sonuçta galiba kendi kararını kendi veriyor değil mi? Şimdi lider neticede yani karar kendi veriyor dediğinizde bir kurul. Diyelim ki MYK. Bu bir kurul. Kurulda konular konuşuluyor, tartışılıyor. Farklı kanaatler ortaya çıkıyor. Hangi kanaat basın geliyorsa elbette liderin burada bir takdir hakkı var. O hayata geçiyor. Ama o bir kurul kararı olarak geçiyor. Yani burada Sayın Başbakanımızın ilk başta karşı çıktığı bir şey, o tartışmalardan sonra farklı kabul ettiği bir şey haline gelebiliyor yani. Kabul ettiği bir şey haline gelebiliyor. Önemli olan bu kurulların çalışması. Yani AK Parti kadar bu kurulları çalıştıran başka bir parti var mı? Yani biz 6 ayda bir Kızılcahamam'da toplantı yaparız. Her ay MKYK toplantısı yaparız. Her ay il başkanları, belediye başkanları toplantısı yaparız. İşte sürekli bu kurullar 11 yıldır tıkır tıkır işlettiriliyor. Hiçbir partide bu kadar ciddi bir demokratik çalışma yok. Ve bunun neticesinde çok farklı, yani aslında Türkiye'deki bütün bu farklı seslerin müzakeresini biz AK Parti içinde yapıyoruz. Ve bunun neticesinde verilen karar neyse parti disiplini herkes buna elbette uyum göstermek durumunda kalıyor. Yalçın Bey çok teşekkür ederim. Daha fazla tutmak istemiyorum sizi. Yoksa sabaha kadar da konuşacak mevzu var. Sapanca'ya gideceksiniz. Ve yerel seçimlerin hazırlık çalışmalarını yapacaksınız. Orada kalabalık ekiple beraber. Az önce Süleyman Bey de buradaydı Balçay programında. O da Sapanca'ya doğru yola çıktı. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İnşallah önümüzdeki günlerde seçim döneminde daha sık bir araya geliriz. Değerciler konuğumuz AK Parti milletvekili ve aynı zamanda Başbakan Siyasi Başdanışmanı Sayın Yalçın Akdoğan'dı. Hepinize iyi geceler diyorum. Haftaya bayram sırasında kafanızı ütülememek için program yapmayacağım. Bayramdan sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.